İyi akşamlar sevgili izleyiciler. Dört bir taraf ekibi olarak her salı akşam olduğu gibi karşınızdayız. Nazlı Alıcak, Kadri Gürsel, Altan Öğmen ve ben Nagihan Alçı. Gündemdeki konuları vaktimiz el tartışmaya çalışacağız. Neler var bugün gündemde? Bir kere her şeyden önce geçtiğimiz cuma günü yaşanan son derece acı bir terör saldırısı var. Ankara'daki Amerikan Büyükelçiliği'ne DHKPC'nin bir saldırısı oldu, bir canlı bomba saldırısı. Bir polis memuru, bir güvenlik görevlisi hayatını kaybetti. Bir NTV, e, eski NTV muhabiri hastanede e, maalesef e, bir gözüyle ilgili çok iç açıcı haberler yok. Bir gözünü kaybettiği yönünde gelen haberler. E, bu saldırı ne anlama geliyor? Bunun hemen öncesinde, bundan belki 10 gün önce... DHKPC kapsamında bir operasyonu konuşmuştuk. Burada avukatlara yapılan operasyonlarla ilgili bir takım eleştiriler de getirilmişti. Tam da o operasyonla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Turan Çolak kadar bir basın toplantısı düzenledi. Bu eylemle tabi birebir bağlantılı değil ama en azından DHKPC başlığı altında o basın toplantısına verilen mesajları ve yeniden o operasyonu deneyeceğiz. O operasyonu konuşacağız. Çünkü Başbakan'ın da bir takım değerlendirmeleri vardı aynı operasyonla ilgili. Ee, onun dışında geçtiğimiz hafta bu programda da e, bizim uzun uzun tartıştığımız Başbakan'ın e, Şangay Beşlisi çıkışı vardı. Türkiye Avrupa Birliği değil de Şangay Beşlisi'ne mi dahil olacak diye. E, biz hem Salı günü hem Perşembe günü dört bir tarafta... ...bu konuyu enine boyuna ele aldık. <laughs> ee, ve daha sonra e, Kadri Gürsel'in e, Şangay Beşlisi'ne... ...Türkiye'nin diyalog ortağı e, olup olmadığı üzerine tartışmasından sonra... ...Başbakan'ın da bir cevabı oldu. Onu da burada yeniden tartışacağız. Belki Kadri Bey'in de yeniden e, ekleyeceği bir şeyler vardır... ...ya da vereceği bir cevap vardır. Ona da bakacağız. E, öte yandan çözüm süreci... ...Abdullah Öcalan'la e, müzakere, müzakere demeyelim kurulan bağlantı ve o e, İmralı süreci devam ediyor. Bununla ilgili de gelişmeler var. E, dün basına yansıyan haberler vardı. 10 gün içinde Öcalan'ın e, birlikleri sınır dışına çekme çağrısında bulunacağı ile ilgili. Bu henüz teyit edilmiş bir bilgi değil. Ancak önümüzdeki günlerde BDP'den bir heyetin daha e, İmralı'ya gitmesi planlanıyor. Bugün bununla ilgili e, bir takım açıklamalar da vardı. BDP'li Gülten Kışanağ'ın serzenişleri de vardı. Neden bu kadar gecikiyor ziyaret diye. Öte yandan Adalet Bakanı Sadullah Ergin'in önemli açıklamaları vardı. Çünkü bir takım kaynaklara göre Abdullah Öcalan er bile gönderildi dendi. Adalet Bakanı bunu kesin bir dille yalanladı. Dördüncü yargı paketinin önümüzdeki hafta Bakanlar Kurulu'nda ele alınacağını söyledi. Dördüncü yargı paketini uzun zamandır bekliyoruz. Bütün bunları konuşacağız. Elbette zamanımız el verdiği takdirde konuşacağız. Ama öncelikle her zaman olduğu gibi kısacık bir reklam arası. Bizden ayrılmayın. Birazdan buradayız. Gündemdeki konularla karşınızdayız. Geçtiğimiz cuma günü Ankara'da Amerikan Büyükelçiliği'ne bir saldırı düzenlendi. Saldırıyı DHKPC üstlendi ve bir güvenlik görevlisi canlı bombayla birlikte hayatını kaybetti ve bir gazeteci yaralandı. Kadri Gürsel, önce senden başlamak istiyorum. Nasıl yorumluyorsun? Böyle bir saldırı Türkiye'de bekleniyor muydu? Nasıl bir mesaj olabilir? Arkasında kimler olabilir? Elbette ki bekleniyordu bence zaten bu DHKPÇ operasyonu ki onu da tartışacağız. Bence e, bu bu tür bir saldırıyı önlemek e, amacıyla da yapılmış bir operasyon öyle anlaşılıyor. Ki zaten bu örgüt son 5-6 aydır e, eylemlerini arttırmış e, durumda kayıtlar var. E, saldırıya geçmek gerekirse birincisi bu saldırı Suriye ...ilişkili bir saldırı. Yani Suriye Türkiye'nin Suriye politikasına doğrudan Suriye'nin vermiş olduğu bir cevaptır. Yani Esad'ın, Esad, tabii Esad tabii, rejiminin tabii, tabii, dediği bir tabii, saldırı. Tabii tabii, çok açık. Şu açıdan, şimdi bu örgüt bir bildiri yayınladı. Cumartesi günü sanıyorum, öğleden sonra ya da pazar. Evet, cumartesi öğleden sonra, sonra yani. bir gün sonra yayınladı. O de işte genel bir söylem var. Amerikan karşıtı bir söylem. Ama esas o de saldırıyı güncel bağlamına oturtan esas Türkiye'nin Suriye politikasına yönelik e, tırnak içinde eleştiriler. Orada Türkiye'nin Suriye politikası kınanıyor e, ve e, Suriye'deki rejimle dayanışmanın tırnak içinde yine devrimci bir görev olduğu söyleniyor. Mealen aktarıyorum. Çok açık. Yani bize daha fazla bu konuda konuşmamıza dahi gerektiren bir durum yok. Bildiriyi okursanız o bildiride bu saldırının Türkiye'nin Suriye politikasına cevaben yapılmış bir misileme olduğunu görürsünüz. Ben geçenlerde bir Al monitor sitesinde de okurken Suriyelilerin Arap başkentlerini uyardıklarını kendilerine karşı... E, faaliyet içinde olan herhalde muhtemelen Suudi Arabistan ve Katar'dır. Eğer daha fazla devam ederseniz sizin başkentlerinize taşırız. Peki Buca neden olmalısız. Amerikan Büyükelçiliğini seçiyor? E, aslında saldırı Türkiye yapılmış bir saldırı. Önce öyle bakmak lazım. Yani saldırı Amerikan Büyükelçiliğinin nöbetçi kulübesine ya da güvenlik kulübesine girişine yapıldı diye bu saldırı Amerika'ya yapılmış bir saldırı olarak görmemek lazım. Bu saldırı Türkiye yapılmış bir saldırıdır. Aynı zamanda da Amerikan Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı da yapılmış bir saldırıdır ama öncelikle Türkiye'dir. Çünkü ha bir de neden diye baktığımız zaman şunu test edebiliriz. Yalanlanmayan bir haber biz e, Milliyet gazetesinde çıktı. Gayri resmi olarak da yalanlanmadı. Amerika'nın yeni dışişleri bakanı John Kerry Türkiye'ye gelecek Şubat ayında tarihi kesinlikle bunun bellidir ama şu an güvenlik nedeniyle açıklanmıyordur. Açıklanmamasının, açıklanmaması hususunun da ne kadar isabetli olduğu da ayrıca bu saldırı neticesinde görülüyor. Eee Kerry gelince herhalde burada Suriye'yi ağırlıklı olarak konuşacak. Ee, Amerika yani Birleşik gelmesi Devletleri gelmesin diye gözdağı mı? De gelmesin diye değil böyle bir gözdağı. Ama yani Kerry'nin gelişi öncesinde hem Amerika'ya hem Türkiye'ye verilmiş terör yoluyla verilmiş bir mesaj. Şimdi Niye de AKPC diye bir soru sorulabilir. Onu da belki sorabilirsin ama ben sen sormadan kendimce yanıtlamaya çalışayım. Şam rejiminin Türkiye'ye karşı kullanabileceği yani terör yoluyla, terörizm yoluyla Türkiye'ye ve bir müzakere yürütmeye kalktığı zaman kullanabileceği iki vasıta var idi. Biri PKK diğeri bu örgüt. Hı. PKK e, Türkiye'nin e, gerçekten de ön alıcı bir siyasi inisiyatifi ile buna da biz medya İmralı süreci adını taktı. Aslında e, Suriye'deki çatışmanın bölgeselleşmesi ve Türkiye'nin Kürt sorununun bölgeselleşmesi e, gibi iki birbirine paralel yürü aslında ilişkili süreç birbirine paralel yürüyen kaynağı aynı olan iki ilişkili süreçten aslında e, kısmen uzaklaştırıldı. Şu an PKK bugünkü aşamada Türkiye'ye karşı bir araç olarak bir terör enstrümanı ya da başka bir araç olarak kullanılabilecek durumda değil. KPK bir tek kala kala, AKP daha AKP'ye kalıyor. O da zaten. da PKK'yı mı kullanırdı böyle? E PKK o PKK PKK, PKK bence kullanıldı da zaten. Kullanıldı. Tabii. Bu eylem için diyor. Bunun böyle bir şey olmaz da başka bir şey olur. Yani ama ama DEAKP ve PKK İmralı'daki girişim başlamadan önce zaten kullanılıyordu Türkiye'ye karşı bu çok Peki, açık. Eee e, tuhaf e, eylemler de vardır mesela geçen Temmuz'da mıydı? Ağustos'ta Gaziantep'teki bomba, bombalı araç saldırısı, bom, bombalı kamyonet ya da ona benzer bir şey. Bu... Evet. Şimdi Nazlı Hanım'a geçmeden önce yalnızca hmm. şunu soracağım. Bunun üzerine ayrıca bir tur yapacağız. Daha önceki işte bundan 10-15 gün önceki DHKPC operasyonuyla hmm. ilgili ama e, sen hemen başlangıçta dedin ki belli ki bu operasyon hmm. ya da buna benzer bir şeyler bekleniyordu ki hmm. o operasyon yapıldı. Şimdi o operasyonla ilgili çok ciddi eleştiriler getirmişti. Doğru. Ben çok yine erken şey yapmak... Hayır yine getirmiyorum. Ha, o zaman bir öz eleştiri yapmıyorsun yani. Hayır asla yapmıyorum. Geçen o operasyon tartıştığımız programda hatırlayacak olursanız ben... Bu operasyonu evet, evet. tabii bir cümle bir cümle sarf ettim. Dikkatliden kaçmış olabilirsin. Bu operasyonun ulusal güvenlik kaygıları nedeniyle yapılmış olabileceğinden söz ettim. Hı? Peki ama ben ulusal güvenlik eleştirildiğini hatırlıyorum. Ya şimdi eleştirildi bu operasyon yapılmasın diye bir eleştiri getirmedim ben. Operasyon yapılacaksa da bir demokraside şimdi operasyonu mu tartışıyoruz? Hayır onu ayrıca tartışacağız. Ay o zaman ayrıca, ayrıca, ayrıca tartışalım. Ha, hayır, ayrıca böyle tartışalım. Ayrıca tartışalım. Ayrıca tartışalım. hayır, Demek ki bundan kaynaklanıyor değil mi? Kesinlikle bence bir özel eleştiri yapayım. Gireyim. Peki onu tekrar ayrı bir başlıkta tartışacağız. Ayrıca niye özel eleştiri yapayım yani? E çünkü delik. Ya, delik. solcular hep eleştiri yapıyor yani. ya. <laughs> hayır Niye? yani şimdi Yani ben kendi adıma bir şey. Hayır, <laughs> <aldım. Böyle, gülüyor> solcular böyle <laughs> de arada derler özelleştiriyi yaptım Hayır, operasyon falan operasyon. Hani bir dakika yani sizin öz eleştiri olmayabilir de. Ben mesela bir şey yanlış teşhis edersem ertesi defa ya ben bunu yanlış demişim. Şimdi ya. Yani bu demek ki bu yanlış demedim. Doğru değilmiş ya benim. yanlış. <laughs> yanlış söylenmiş bir şey yok. Evet. O operasyonu eleştirirken savunduğum bütün ilkeleri Şimdi de savunuyorum. Yani hukuka uygun Hukuk, olsun dedi herkes. Bunlar insan haklarıdır. Yani onu Hukuktur. ayrıca konuşacağız. Başka bir şey değil. ayrıca değil. Yani. Şimdi yani ayrıca yapacağız konuşalım. onu. Ama önce, önce uygun şu, olmamasını önce, savunmak gerekiyor. Önce şu yani. terörizmi, yani. terörizmi, konuşalım. Temkinli terör... olalım? Önce terör. Ondan, Ha, ondan sonra terör gelelim. da operasyonu konuşuruz. Evet Nazım. ben, siz. Sonra şey... terörle mücadeleyi konuşalım. Sonra bir tur yapacağız. Önce bilgi vermek kabiliğinden. Bu de, biz DHKPC diyoruz. Sen THKPC diyorsun. Hayır ben de, DHKPC, diyorum. H o hayır. H e harfine ya da H harfine aç demenin i̇şte, hayır, anlamını bilmiyorum. bazen böyle her yani şaşırmasınlar aynı örgütten bahsediyoruz. Ben de senin dediğin gibi DHKPC ya da DHKPC, DHKPC. ya da o, DHKPC. Bu, bu örgüt nereye dayanıyor? Çok kısa bir özetini vermek istiyorum. 1968'de biliyorsun Fikir Kulüpleri Federasyonu kuruldu. O teröre mesafeli bir gençlik örgütüydü. Oradan dev genç doğdu. Onda da bir terör meselesi yoktu. Fakat daha sonra dev gençten evet. Türkiye Halk Kurtuluş Ordusu, Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının, Mahir Çaya'nın Türkiye Halk Kurtuluş Partisi cephesi THKPC bir de e, İbrahim Kaypakkaya'nın TKP Melesi kuruldu. İşte şimdi bugün D HKPC dediğimiz örgüt, e, Mahir Çayanın THKPC'sinden doğmuştur. THKPC'de önce Dev Yol doğdu, Dev Yoldan Dev Sol doğdu. Bu Dev Sol'u kuran Dursun Karataş'tır. E, fakat sonra Dursun Karataş'la Bedriyan arasında bir e, şey yani bir şiddetli münakaşa ve e, şey çıkınca çekişme, e, Dev Sol ikiye bölünüyor ve 1994'te Şam'da yani Suriye bağlantısı o zamandan bu örgütün var. Dursun Karataş DHKPC'yi kuruyor. E, hatta yine bir başka Suriye bağlantısı. Biliyorsunuz bu örgüt aynı zamanda işte Mustafa Duyar bu e, bu örgüte mensup. Sabancı'dan Sabancı cinayetini işte ve kendisi Suriye'ye kaçıyor. Orada Şam'da Türkiye Büyükelçiliğine teslim oluyor. Böyle bir hadise var. Orada mesela operasyona sonra gireceğiz ama mesela o operasyonda gözaltına alınan avukatlardan bir ikisi filan da Suriye'den dönüşünde biliyorsun teslim Be Beyrut. oldu. Suriye dediler orası Suriye. diye yansıdı. Belki Suriye Beyrut. kanalından Beyrut. mı Beyrut'a yok yani hem Suriye. Ben öyle e, duydum, evet. öyle okumuştum o zaman. Yani onların da bir Suriye irtibatı vardı ama bu bir şey ee, anlam ifade etmez. Şimdi bu örgütün izlendiği çok aşikar. Çünkü çünkü e, tantan da dahil olmak üzere eski İçişleri Bakanı 6 kişiye fotoğrafını göstermişler. Üstelik Ecevet, Ecevit Ecevit Şanlı'nın yani bu kendisini e, canlı bombanın evet. ve kendinizi koruyun, dikkat edin diye. Şimdi dolayısıyla acaba bir ihmal mi var diye bir soru işareti ben e, koyuyorum çünkü hem örgüt izleniyor, hem operasyon yapılıyor, hem canlı bomba kimliği biliniyor, fotoğrafı veriliyor bir takım insanlara. Dolayısıyla nerede bir kopukluk oldu da, yani emniyet teşkilatının. Yani emniyette mi, e, mi? E, mitte mi, e, kim izliyor ben bilemiyorum bu örgütü kim izliyor bu canlı bombaları ama bence bu kadar e, yakından izliyorlar, fotoğrafını tespit ediyorlar ve fakat bir noktada bir kopuş oluyor ve e, tabii ki çok üzüntü verici bir sonuçla karşı karşıya kalıyoruz. Ben Taşeron örgüt olarak zaten DHKPC'yi kapeci bilirim. Yani zaman zaman derin devletin de kullandığı ileri sürülmüştür. Bu dev sol zamanında da zaten bir sürü cinayete dev sol iken işte Nihat Erim, Gün Sazak, Hiram Abbas, Kemal Kayacan Adnan söz gibi perdi cinayetleri de imzasını atmış kanlı bir örgüt ee, bu şekilde nedir bir amaç yok ki başka bir yere hizmet edeceksin hani şimdi PKK'nın bir amacı var bunu anlıyoruz ama hadi eskiden bu sol örgütler kimisi milli demokratik devrim diyor işte askerle el ele bir dev, darbe yapacaklar ondan sonra proleter devrimin önü açılacak. bir komünizm mi gelecek sosyalizm mi? böyle bir çaba var hiç değilse olur olmaz ama bunun nedir ben bilmiyorum böyle bir komünizmi getirmeyi düşünmüyorlar herhalde bu şekilde ne düşünüyorlar orada burada isimlerini duyurup bir şekilde birilerine hizmet ediyorlar öyle düşünüyorum evet yani en azından bugünün şartlarında öyle bir amaç evet öyle bir amaç da kalmadı hani her her amaç için evet. şiddet varsa tartışılır ama peki Altan abi siz ne diyeceksiniz bu saldırıyla ilgili Sürpriz miydi ee, kim olabilir arkasında? Vallahi e, Naz'ın dediği gibi anlaşılması güç bir iş tabii yani bir amaç arar insan her şeyden önce. Hakikaten yani işte komünizmi mi getirmek ne olmak falan Hı. yani bu soğuk savaş döneminde belki e, düşünülebilecek olan şeyler de olsa şimdi e, böyle Amerikan büyükleşini bombalamakla herhangi bir yani bir örgütün amacına nasıl hizmet eder bilinmiyor DHKBC'nin amacı da tam olarak belli olmadığına göre. burada menfaati olanlar kimler olabilir? İşte Suriye rahatsız etmek ister Türkiye'yi. Normal olarak sen ona karşı Suriye yönetimine karşı vaziyet almışsın. Ee, o da sana karşı bir şeyler yapma ihtiyacında. İşte arada belki yapıyordur ne olduğu belli olmayan hadiseler de var İşte bomba patlaması şu bu ee, onun ne faydasına olabilir. Ee, başka da e, hakikaten Amerika Birleşik Devletleri'nden çok Türkiye'yi ilgilendirir. Türkiye'nin tam orta yerinde böyle bir hadise olmuş bir ee, şeye gelince tabii bunlarla her türlü mücadele etmek lazım. Yalnız mücadele metotlarını da göz önünde tutmak lazım. Giderek bu intihar bombacılığı yaygınlaşıyor. Şimdi e, öyle ki insanlar buluyorlar e, ya kör bir e, şeye saplanmış inanışa saplanmış e, yahut kanser adam yahut ikisi birden kör bir inanışa saplanmış kanser ölecek biliyor Ölürken bari ben kendi istikametim doğrultusunda bir şey yapayım diyebiliyor. Böyle insanlar bulunuyor her yerde. Hasta olmasa bile işte cennete gitme düşüncesiyle yani kendi inanışına göre bunu yapanlar var. Bu intihar bombacılarına karşı eylemlerin teknik olarak da daha geliştirilmesi lazım. Şeye gelince o DAKPC ben doğru mu söyledim? DH DHKPC ya DHPC ya DHPC ya DHKPC. Ya DHKPC. şimdi ona karşı ona karşı e, uygulanan metotlarda eleştirilen şey kanunların çiğnenmiş olmasıydı. Kim olursa olsun yani bunlar çok e, kanlı teröristtir. Ben de bundan eminim. Avukatları da bunun öyledir diye e, bir e, kısmen tahmine, kısmen tam e, belirlenmemiş emarelere bakılarak kanunlar çiğnenemez hiçbir şekilde çiğnenemez. Yani şimdi ceza muhakemesi kanunun elbette 130. De. maddesi Öyle var. Öyle miydi? 130. madde diyor ki avukatların durumu ayrıdır. Yani 119. maddeye göre normal adam işte benim senin falan evimize gelecek kimse hakim kararı üzerine veya gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Cumhuriyet olmuş. savcısının Cumhuriyet savcısının başlattığı hallerde ise kolluk amirinin yazılı emriyle kolluk görevlileri arama yapabilirler. Aramanın için daha yetkilerini geniş tutmuş. Avukatlara gelince avukat büroları ancak mahkeme kararıyla ve kar kararda belirtilen olayla ilgili olarak Cumhuriyet savcısının denetiminde aranabilir. O da bulunacak orada yani. Şart koşmuş. Evet. Baro başkanı veya onu temsil eden bir avukat aramada hazır bulundurulur. He, bunu ya zaten baro bir şey başkanı, yapacağız Altan abi. Ben yani çok detaylara isterseniz bulunmayın e, diye Yok işte yani genel olarak bu konuşuldu diye söylüyorum. Onun için yani e, madem Bekir Bozda öyle bir söz etmiş. E, demiş ki şimdi acaba bu operasyonu eleştirenler pişman olmadı mı? demiş. Sen onu zaten şey yaptın galiba. Ya yani o yok, değil. başbakanın da bir takım. Ya, ya, yani, ama bir şimdi esas bunu savcının bunu bir böyle demek var. yani böyle bir soru sormak demek şu anlamı taşıyor. Ya bunlar işte baksana adam öldürüyorlar öyleyse adam öldüreni ne karşı biz hiç kanun dinlemeyiz. Avukatlarını da bunların ee, savcı bulundurmadan baro başkanına haber vermeden arayabiliriz. Ee, ondan sonra her şeyi yapabiliriz. Bunun arkasına öldürürüz de gelir ha. Çünkü kaçıyordu vurduk falan şimdi e, böyle. A, araya, araya bir cümleyle yapalım. girebilir miyim? Zaten. Ama sen bununla ilgili 1991'de 1991'de baba George George Bush başkan o zaman Türkiye'ye gelmeden Türkiye Özalın yani. o zaman biliyorsunuz başbakan. Yo cumhurbaşkanı özür dilerim. Ziyarete gelecekti. Ondan 10 gün kadar önce tam yanılmıyorsam yani bir iki hafta kadar önce çok büyük bir de dev sol operasyonu yapılmıştı. O operasyonda yanılmıyorsam yine ya 10 ya 11 hafızam beni yanıltmıyorsa kadar bu örgütün üst düzey yöneticisi İstanbul'da ölü ele geçirilmişti o ifadeyi kullanacak olursak. Dolayısıyla elbette ki geçmişle bugün arasında bir e, yaklaşım tarzı farkı var. 20 küsür yıl önceki Türkiye'den bahsediyoruz. Hı. Ama her zaman Sonra şey. zaten ee, onu zaten tartışacağız. tartışacağız. Ben... ben birkaç şey Ay, şu, sen söylemeden hani... şu bilgiyi vereyim. Avukat Oya Aslanla CHDD'yi temsilen Suriye'nin başkenti Şam'da bulunduğunu açıklayan Kozaaşlı Dönce yani Suriye'de evet. bulunuyordu temaslarda. Peki isterseniz yani. bu avukatlar konusu çok ilgi çekiyor. Şimdi ben birkaç şey yalnızca söyleyeyim. Bu bombayla ilgili bir sonraki tur bu avukatlarla ilgili yapalım. Ben bir şeyler daha söylemek istiyorum. Sonraki turda yine tabii. bu Ama Tabii tabii devam ediyoruz zaten. Gelecek. Yani Bununla ilgili devam ediyoruz. Yani Turan Çolak Kadın'ın da verilen bilgileri de atlamayalım. Onu şey yapacağız ama ben çok kısa bu saldırıyla ilgili şeyi söylemek istiyorum. Yani evet burada çok fazla bir tartışma göster götürmeyecek şekilde Suriye odaklı ya da Suriye'nin içinde işte bir takım derin unsurların taşeronluğunu yapmış gibi gözüküyor DHKPC. Niye Amerikan Büyükelçiliği? E bir taşla iki kuş. Çünkü hem Türkiye'nin hem Suriye Amerika'nın politikalarını aynı görüp yani sen Amerika ile paralel Suriye politikası yapıyorsun ve biz ikinizi birden yani senin evinde ABD'yi vuruyoruz mesajı vermiş oluyor. Bakın şiddetin her türlüsü fecidir DHKPC her halükarda başından itibaren ben her fırsatta konu bulduğunda söylerim. Eli kanlı, korkunç bir terör örgüttür. Unutmayalım. Burada ismini muhakkak zikretmek lazım. Ee, günlerdir söyleniyor ama bakın bir meslektaşımız gözünü kaybetti. Yani Didem Tuncay bugün e, hastaneden gelen haberlere göre bir gözünde e, tamamen görme kaybı var. Korkunç bir şey bu. Ya yani bunu hiçbir şekilde yani ne romantize edilebilir ne mazur gösterilebilir ne hiçbir şey. Bu intihar bombacılığı meselesi ben orada aklıma bir film geldi demin detayına bakıyordum. İnternette eğer bulursa sevgili izleyiciler tavsiye etmek istedim Paradise Now diye bu Filistinli iki gencin İsrail'e gidip canlı bomba olmasının hikayesini anlatıyordu. 2005 yapım bir film. Ebu Asad'ın, Henry Ebu Asad'ın bir filmi e, var da. Yani o intihar bombacıları meselesi üzerine de çünkü çok sömürülen bir şey. Yani İslam'ı da buna maalesef alet ettiler. İşte Altan abi sizin de söylediğiniz gibi hasta insanları buldular vesaire. E, bu de maalesef farklı dönemlerde farklı taşeronluklar yapan bir terör örgütü. Bu terör örgütünü bugün hala romantize etmeye çalışanlar var. Geçtiğimiz programda mesela ben demiştim bakın elbette... Bu bir suç değildir ama ahlaken bu son derece yanlış bir pozisyondur. Ee, sen biraz önce dedin son 5-6 ay içinde başka eylemlerde de yaptılar. Mesela bir, bir tanesi yine bir polis memurunu canlı bomba dolayısıyla öldürmekti. 3, 3 polis galiba. galiba. Yani benim en son hatırladığım bir polisi daha başka da birkaç şey var. Bakın o polisi bir canlı bomba öldürdü ve daha sonra o polisin cenazesini almaya pardon polisin cenazesi kalktı canlı bombanın cenazesini almak için. Gittiler ve orada işte ben grup yorumu defalarca bu açıdan eleştiriyorum. Yani hukuken demiyorum ahlaken diyorum ki bir canlı bombanın cenazesini teslim almaya gidip orada provokasyon yapmışlardı. Ondan sonra polisin onlara muamelesine yanlış dersiniz ben de diyorum. Yani sert muameleye her türlü karşı durmamız lazım ama şiddet nereden gelirse gelsin bunu asla hiçbir şekilde mazur göremeyiz. Maalesef Türkiye'de sıklıkla bu yapıldı özellikle sol çevrelerin içinde yapıldı. Bir şekilde terörde şiddetle romantize edilmeye çalışıldı. Bugün de gittikçe çok şükür marjinalleşiyor ama hala bu eğilimler var. İşte bunu şarkılara da yansıttılar. Mitralyözle vur filan. Ben tekrar söylüyorum yani bu e, insani olarak muhakkak kınanması gereken bir pozisyon. Buradan daha fazla uzatmayayım. İsterseniz bu avukatlar meselesine geçelim. Şimdi orada Kadri Gürsel yeniden sözü vermek istiyorum. Turan Çolakkalı İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı bir toplantı yaptı. Ve bir takım açıklamalarda bulundu. Şimdi biz bundan 10 gün önce bu operasyonu konuşurken bir takım eksik bilgilerle konuşuyorduk. Ee, mesela ben demiştim ki kapıların kırılarak girilmesi yanlıştır. Ama bu operasyon neden yapıldığı ile ilgili elimizde yeterli delil yok. Nazlı Hanım da demişti ki daha çok erken hemen niye aklanmaya çalışılıyor. Bazı hakimin açıklamasında tutuklama gerekçesinde de teknik takip bazı bilgiler vermişti evet. hakim. Ben onları da tekrarlamıştım. Şimdi ben mesela baş savcının açıklamasından şunu anlıyorum ki o kapıların kırılması ısrarla içeri girmek için çağrılar yapılmış ve hiçbir çağrıya cevap verilmediği için kapılar kırılmış. Artı ee, mesela savcı yoktu deniyor değil mi yanı abi? halbuki gelen? Var. Halbuki savcı varmış. Yani emniyet görevlileri önceden gelmiş ama savcının gelmesini bekleyip öyle içeri girmişler. Içeri dolayısıyla girmişler, önce bu, e, girmişler de bir şeyin beklemişler. Ya, savcı, bir, o zaman o okul savcı, tamam. tam yani hatırımda değil. Diyor mi, ki de Çolak'ta yanlış anlatımlar var. Hı. Ee, benim önümde bak. Bu güvenlik... soruşturmada kapsamlı pardon buldum. Bu soruşturmada kapsamlı delillere ulaşıldı. Tanık beyanları, teknik takipler ve toplanan bilgiler yeterli görüldü ve bir kısım kişiler yakalandı. Ee, i̇şte birçok ben... eylemler oldu. Yok Bu... yok bak şu var güzelim. Ee, güvenlik tedbiri amacıyla kolluk görevlileri önceden gitti. Fakat savcı ve baro temsilcisi gidene kadar hiçbir arama yapılmadı. Arama iki cumhuriyet savcısı. İstanbul Baro temsilcisi şüpheliler ve şüpheli avukatlarının gözetiminde yapıldı. Avukatların kaldığı binaya görevliler gelince bütün ikazlara rağmen uzun süre kapı açılmadı. Kapıyı açmak için zor kullanıldı ve sonra da senin dediğini söylüyor. Yani önce gidiyorlar çünkü bu bir terör örgütü evet. diye mütalaa ettikleri için. Bir evet. de orada anlaşılmayan bir mesele var. Yalnız 11, mesela bir 11 çelik kapıdan söz ediyor her nasılsa Tayyip Erdoğan. Kimisi evet. de iki kapı diyor. Onu ben ne demek istedim sayısından oraya. ziyade. Yani bir kapılar çalınmış ama açılmamış. Daha sonra kırılma suretiyle yani içeri giriyor. Kırılma e, şeyler geldikten sonra mı olmuş gelmeden önce. Orada içinden e, o, o de açılmıyor. O açık değil O açık e, ama e, değil. O açık ama yani, arama. Yani... Aramaya başlama. Yani açmışlar, A girmişler, beklemişler olabilir. Ama kanuna göre e, işte söylüyor savcı da hazır bulunacak dediği zaman o aramaya da şamil midir değil yani mi? Ama Onu... biz ilk bilgilere göre arama yapılmamış savcı yok yani. Ha. Arama değil. Evet. Orada hani açın kapıyı ha, şimdi bir oradaki meselesini ön kanuna dayanır işte aramaya başlamaları yani Peki, arama, ama arama esnasında savcı diye varmış. bir yorum yapmışlar ondan sonra arama yapılsın falan demişler herhalde. Arama yapıp ama savcı, e, savcı gelmedi. Ama mi? yani herhalükarda burada önemli olan e, dikkat edilmesi. Savcı kendi söyledi gazetelerde çıktı bir saat bulamamış şeyi Nereye gidecekse orayı filan gidi. ilk gün Ama, ya yani ama biz zannediyorduk yani, ki hiç savcı yok ortada. O şimdi yavaş yavaş geliyor. Bakın şimdi oradan bak, Kadir Gürsel'e za, vereceğim sözü. Zaten zaten evet, yani bu bence. açıklamanın da üzerine o operasyonlarla avukatlarla ilgili nedir değerlendirmen? Ondan önce başka şeylerden de biraz evet. bahsetmek lazım bu e, Suriye konusu. Şimdi bu e, çok eski bir şey var yani Nazlı Hanım Türkiye'de neredeyse solun bir kısa tarihini verdi eee örgütlenme olarak 68 tabii marksist sol. Tabii sosyal Gençlik örgütlenmesi evet, olarak başlayan falan bu Filistin e, Filistin e, davasınız o zaman Filistin aslında seküler, e, laik ve sol bir direniş hareketi olarak Öyleydi. başladığı için e, Türkiye'de sol, solcular çok sempati tabii. duyarlar. Daha sonra bu bambaşka bir noktaya geldi. O zamanlarda tabi El Fetih ve Filistin Kurtuluş Cephesi. Bunlar özellikle 67 Savaşı'ndan sonra Suriye tarafından büyük ölçüde desteklenmişlerdir falan. Bunun üzerinden oradaki kamplardan da falan giderek bir ilişki kurulması söz konusu. 90'ların başında Beka Vadisi'ndeki PKK kampına komşu bir kamp söz konusu. Yani eğitim kampı var bu Hı. örgütün. PKK'nın himayesinde hı hı. ve tabi bu kampın da Şam'ın bilgisi dışında kurulması mümkün hı hı. değil böyle bir şey. Daha sonra örgütün bazı üst düzey sorumlularının da Şam'da falan kaldıkları arananların kaldıklarını biliyoruz. Web sitelerine de baktığınız zaman ona yakın web sitelerinde de Şam rejimine yönelik bir sempatinin orada. Oldu. Çok açık gözüküyor. Şimdi e, avukatlarla ilgili olarak e, söyleyeceğim şey şu. E, birincisi e, böyle bir operasyon e, yapılıyor. Güzel. Bilinen e, şeyler. Bilinen tırnak içinde hedef ve çevrelere yönelik bir operasyon. En başta zaten benim tepkimi çeken bu oldu. Akla gelen olağan şüpheli gibi müzik grubu, avukatlar ve dergi çalışanları yani belli ki bir istihbarat alınmış bir şey duyulmuş bu örgütün bir hareketlenme içinde olacağına dair bazı şeyler yapmaya çalışacağına dair bunları alıyorsunuz topluyorsunuz ondan sonra da yakın yakında tutuklu var fakat ama sonuçta elde edilen ne var diye baktığınız zaman silah yok intihar bombacısı yok intihar bomba düzeni yok. Bunlar yok. Ve ondan sonra da bir 15 gün, 20 gün kadar sonra galiba değil mi? Ama ne olup ne olmadı bilmiyorum. Kapsamlı deliller var diyor savcı. Desin. Savcının sözleri beni ilgilendirmiyor Peki, Ama bilmiyoruz. Bak, yine Hiç aynı ilgilendirmiyor. Bak oluyoruz. gerçekten ilgilendirmiyor savcının sözleri. Şu bakımdan. Çünkü aslında bu savcının çolak kadın yaptığı açıklamada e, bu açıklama operasyona yönelik eleştirileri karşılamak adına yapılan ve bu intihar eyleminin olduğu gün ve bu eylemden sonra yapılan bir açıklama. Yani bu şu demek aslında. Yani işte neticede biz bu operasyonu bu maksatla yaptık. Yani önleyici tamamen şeydir. Bir örgütün e, bir korkunç bir terör eylemi hazırlığı içinde olan bir örgüte yönelik operasyon tabii ki yaparsın bu öyle eylemi önlemek için. Ama burada konu şu. Esas dikkat edilmesi gereken konu şu. Ben Türkiye'nin nereden nereye geldiğini de aslında ilk turda altını çizerek not ettim. Yani daha önce bu tür operasyonlarda infaz ediliyordu insanlar, öldürülüyordu. Yani ölü ele geçirme, şehrin ortasında insanlar bir apartman dairesinde öldürülüyordu bilmem ne falan filan. Bu tür operasyonlarda riayet edilmesi gereken şey. Eğer gerçekten biz bir e, demokrasi olmakla e, övünüyorsak, riayet edilmesi gereken şey terörle mücadelenin demokrasimize, hukuk devletine ve bu devletin riayet etmesi gereken insan hakları ilkelerine, bireysel hak ve özgürlüklere zarar vermemesidir. Bu bunun için tabi delilden e, işte sana gidersin. E, Teknolojinin geliş, gelişmiş imkanlarını kullanırsınız, şunu yaparsınız, bunu yaparsınız. İşkenceye e, katli surette başvurulmak gerekir. Ama e, böyle de bir durum var. Aynı zamanda da, aynı zamanda da bu örgütün, bu örgütün e, de, bir sos, sosyo kültürel değişimden geçtiğini de vurgulamak lazım. E, bu belki ayrıca tartışılabilir. E, bir sürek avı görüntüsü yani veya bir toplu bir e, hani e, ağ atıp çekme, işte Avukatları topluyoruz gibi. Eee KCK operasyonlarında da oldu bu işte. Tıp bir gün oluyor, tıp öğrencilerini topluyorlar. Bir gün oluyor avukatları topluyorlar. Bir gün oluyor bir bakıyorsunuz bütün ne kadar dergi, gazete, ajans çalışanı varsa hepsini toplamışlar. Bu tür görüntüler, e, bu tür manzaralar iyi bir e, izlenim uyandırmıyor. Peki, dolayısıyla dolayısıyla dolayısıyla, bakın. Bu nedir? Onu da bir şimdi merak eder izleyici. Yani neydi ne oldu örgüt? Öyle bir değişimden bahsedelim. Şimdi Türkiye'de e, Türkiye'de 80'lerde 80'den önce aslında 70'lerde görünen bir e, şey vardı. Trend vardı. E, solun Alevileşmesi. Alevilerin solculaşması gibi. E, bu 90'lardan sonra çok önemli ölçüde arttı ve neredeyse işte bu örgütte de bu böyle ciddi bir bu tabana oturma gibi bir fenomenle karşı karşıyayız. O da gözüküyor baktığınız zaman. Yani 90'ların ortasında mesela Hatay'da da benzer bir şey vardı bu özellikle Arap Alevi kökenli vatandaşları yani Alevilerin vatandaşlar. yoğunluklu gençler olurdu. evet özellikle gençlik yani Türkiye'nin şuna PKK çok PKK'nın içinde de lazım. öyle bir şey oldu. PKK için PKK daha çok ağırlıklı olarak bunları konuşmak lazım gelirse Şafi şey tabandır. Tabii Hanefi Kürtler de var Şafi Kürtler de var falan ama Alevi Alevi taban çok çok azdır. Evet şey, ama aktif PKK bir tabandır. Içinde. Aktif yani bir bunun der işte Dersim, gibi. Tunceli. Şimdi bunlar bunlar zor konular evet. biliyor musunuz? Bunlar tartışılması Türkiye'de çok yani zor konular. Yani bu asla renkli ha, etmemek kesinlikle. gereken bu apayrı bir kesinlikle. başlık yani. Apayrı bir başlık. Ee, bu tür e, konularda da böyle toptan işte silip süpürme, süpürme operasyonu falan gibi e, operasyonlar düzenlendiğinde yani herkesi gözaltına alıp bilinen ne varsa, görünen ne varsa bunları toplayıp bu tür şeyler... Türkiye'deki gerçekten fay hatlarının hareketlenmesine yol açıyor. Peki. Çok dikkatli olmak lazım. Evet. Bu bakımdan bir hassas noktaya temas ettiğimi klasik ifadesiyle farkındayım. Ama bu böyle bir de durum da var. Peki. Ee, daha, daha, daha devam da... edeceğiz bu konu. Nazlı Hanım, sizce bu bir silme süpürme operasyonu muydu? DHKPC operasyonu? Ben şuna karşı. Mesela bir operasyon yapılıyor. O operasyonun hemen ardından insanlar bu operasyonu hani eldeki noksan bilgilerle eleştiriyorlar. Neticede bu operasyon e, bir e, örgüt operasyonu ve son derece tehlikeli bir örgüte, örgütle ilişkisi olduğunu iddia edilen kişilere karşı bir operasyon. Şimdi burada bir siyasi operasyon da olamaz bu. Netice itibariyle. E, yani bir e, anlıyorum. Belediye, CHP'li belediye Eskişehir'e böyle bir operasyon düzenlerseniz o operasyon siyasi bir operasyondur. Yüzde yüz belediye. ama burada e, Turan Çolak katı şunu da açıkladı. Tam kelimesini bulmak için araştırdım ama e, bir türlü giremedim. Şunu dediydi. E, dedi Bu dedi avukatlar THKPC'ye bir takım kimlik bilgileri göndermişler. O belgelere ulaşılmış. Yani kendilerinin Artık bon servisi mi diyeyim, nesiyse yani böyle özgeçmiş bir bilgileri. özgeçmiş bilgilerini göndermişler. Bu olmaz. Şimdi şunu demek istiyorum. Falanca kişi cinayetten sorumlu, onun avukatlığını yapmak başka. Orada bir takım avukatların kimlik bilgilerini eğer örgüte kadar ulaştırdılarsa, bunlar tehlikeli zeminlerdir. Çünkü şöyle vurucu olan güç yasal zeminde faaliyet gösteren insanlarla da ilişki halinde olabilir yani çünkü sadece e, bir vurucu gücü var buna, mi? buna karşı bir şey söylemek mümkün değil Evet yani bu söylediğiniz şey genel kabul gören bir e, yaklaşım yani neticede e, illegal örgütlerin şiddet kullanan şiddeti bir örgütlenme aracı olarak kullanan silahlı propaganda yapan terörizm yapan ki e, işte bu Ankara'daki iğrenç bir terör eylemi. Çünkü yani masum insanları öldürmeye rastlan, rastlantısal Hızlandı. olarak hem evet. de yani evet. masum insanları hedef alacağınız belli. Orada belki 10 kişi de ölebilirdi. Iğrenç orada 5 kişi de ölebilirdi. 3 kişi de Fark etmez. Yani şimdi e, bizim bir meslektaşımız orada e, yaralandı diye evet. elbette tanıyoruz. Görmüşlüğümüz. Çok hayalim sayıda bir benim hayalim. mesela onu ben şahsen tanımıyorum ama çok sayıda tanıyan arkadaşımın Onlarla da konuştum. Mutsuzlar ve bedbahtlar. Yani bu durumdan dolayı ve isyan içindeler. E i̇şte görüyoruz ateş düştüğü yeri yakıyor. Ve bunu yap, bunu kimsenin kimseye herhangi bir e, ideal, herhangi bir amaç, ülke adına yapmaya hakkı yok. Anti Amerikancılık adına yapmaya hakkı yok. Devrimcilik adına yapmaya hakkı yok. Böyle bir şey yok. Evet. Yani. Peki. Nazlı Hanım, buyurun. Şimdi mesela diyor ki Çolak adı halkın hukuk bürosunda Aynı saatlerde diğer iki yerde yapılan araştırmalarda yurt dışı ile gizlice haberleşmeyi sağlayan ve geride bilgi bırakmayan haberleşme düzenekleri bulunmuş. Ayrıca sinyal kesici, sinyal bulucu sistemler, üst düzey devlet görevlileri ve aile fertleriyle ilgili istihbari bilgiler de çıkmıştır. Diyor. Yani bunlar tabii hepsini de açıklamaları belki doğru değil tabii eldeki bütün delilleri. Ben şunu söylemek istiyorum. Yani bir Sistem olarak bir operasyon yapıldığında, çünkü Türkiye e, bir İsviçre değil. İnan yani büyük dalgalanmalar yaşıyor, çok büyük operasyonlar. İşte önce Ergenekon operasyonlarını geçirdik, onunla bağlantılı olarak hepimizin tanıdığı, tanıştığı insanlar hapishanelere gitti her neyse. Ama ortada mutlaka bir suç var da bu suç çok geniş bir kapsamda ele alınmış. Buna çok yoğun eleştiriler getiriliyor. Bence mahkemeler... Ve yargı organı da çok büyük bir sorumluluk altında, büyük bir yük altında. O bakımdan şimdi bir de üstelik THKPC diye bir operasyon yapılmış. O avukatlar suçlu mudur, suçsuz mudur? Ben şuna karşıyım. Bir masumiyet karinesi var. İnsanlar tabii mahkum olmadan önce suçsuzdur ama bu yüzde yüz suçsuzdur yani demek anlamına gelmemesi lazım. Şüphelidir bu insanlar. Hepimiz şüpheli olabiliriz hakkımızda dava açıldığında. Ama bizde şöyle bir muamele ediliyor. Yani mesela ben orada şeyi eleştirmiştim. E, Altan Öğmen kızmasın ama. Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu'nu eleştirdim. Şimdi sabahın köründe gider basarım. Savcı olmasa da alırım diyor. Halbuki savcı var mesela. Olmuş savcı. Şimdi buralarda çok büyük bir gerginlik yaratılıyor ve bizim uzlaşacağımız noktalarda bile bu gerginlikler doyuyor çünkü tabii ki Kılıçdaroğlu THKPC'yi tutmuyor. Ama böyle bir operasyon üzerinden muhalefet yapmak yerine bence yapmasa daha iyi. Yani onlar sizden daha yurtseverdir. Sürekli bu başlattınız. Kenan Evren bile bunu yapmazdı. E canım bu senin canın içi mi bu avukatlar? Nereden biliyorsun? Nasıl referans olabiliyorsun? Bu bakımdan Hepimizin yani Tayyip Erdoğan'ın da hataları oluyor. Burada ben bu operasyon dolayısıyla eleştirdiğimiz için e, şey yapıyoruz. İstersen Süleyman Soylu'nun hitabına gelelim nasıl yani götüreceğiz bunları bunu, da, da konuşacak vakit olur. bulabiliriz. Ama evet. ben bu operasyonda daha dikkatli bir dil Ama kullanılması gerekiyor. Ama orada gerekir. Tayyip Erdoğan hatası yok canım. O, ha, burada yani değil. Yani biraz kralcılık var bayağı. Süleyman Soylu'da. Evet. evet Altın Orada abi değil. Başka şeyleri var onun. Bu avukatları operasyonla ilgili buyurun. Valla işte biraz önce belirttim. bir Şu şu noktada bir anlaşmazlığımız oluyor anlaşılan. Şimdi e, yani avukatların e, bürolarının aranması sırasında savcının da bulunması gerekir. Açıldığı zaman kapılar bulunmuş mu bulunmamış mı belli değil. İlk gün çıkan haberlerde de zaten e, savcının da ifadesinden o anlaşılıyor. Galiba önceden kırmışlar. Ondan sonra e, savcı gelmiş. Savcı geldikten sonra aramaya başlamışlar. Yani ben o ifadeni onu anladım. E, eğer e, başka türlü olsaydı savcı herhalde kapı e, savcı gelmeden kırılmamıştır derdi. Onu demediğine göre orada bir flu bir şey var anlaşılan. Şimdi burada e, şu ikisini birbirine karıştırmamak lazım. Yani ee, elbette ki bütün suçlar terör suçları hele gözetmeden hedef gözetmeden olan ve tesadüfen insanları öldüren suçlar çok büyük suçlar tabii. Bunların üstüne e, her türlü vasıfadan istifade ederek ama kanunlara uygun olarak gitmek gerekir. Bunda hiçbir tartışma yok. Burada bir istismar var yalnız. Diyorsunuz ki ceza cez muhakemesi kanunun 130. maddesi ki, diyor ki avukatlar Başbakan'ın e, büroları arandığı zaman savcı da bulunur. Baro başkanı da bulunur. Başbakan diyor ki ne demek bu? Avukatlar olsa da olmasa da bilmem şey savcı olsa da olmasa da avukatlar da şey olabilir, suçlu olabilir, şüpheli olabilir. Olabilir ya, tabii. Savcı olabilir, olsa olabilir tabi. tabii. Demedim, ama şey ama yani şimdi ne demek bu diye aynı şekilde Kılıçdaroğlu'nun sözlerini istismar ediyor. Şimdi Nazlı'nın yaptığı gibi mesela. Ha. Şimdi ne diyor ki kimse? Ben Bak, doğru Kılıçdaroğlu'nun <laughs> Sosyalist Enternasyonda yaptığı şey söz ne diyor? Nereden gelirse gelsin her türlü terörlü mücadeleden yanayız. Tabii. Ve bunun bir ülkenin en doğal hakkı olduğuna inanıyoruz. Bizim itiraz ettiğimiz nokta şu. Ve o noktayı hep halkın gündeminden kaçırmaya çalışıyorlar. Mesele bu halkın gündeminden kaçırmak. Eğer siz bir avukatın bürosunda arama yaparsanız yasalar var. Savcının olması lazım. Savcının var olmadığı işte yerde savcı? eğer kapıyı kırıp arama yapıyorsanız hukuku ihlal ediyorsunuz demektir. Eğer hırp Altan, arama yapmamışsa, kırıp arama yapmamışsa bunu e, şey yapmak yani sizce bu savcının daha açık, doğru bir açıklama. Bir dakika bu. bitireyim lafımı da. Ben size Elbette mi? doğru açıklamaca. Yani bunlar vatansever. Size göre de bu avukatlar vatanseverdir öyle mi? Ya yani bilmiyoruz yani. öyle ya. Öyle midir değil midir. Üç kişiyiz burada. Siz ikiniz söyleyin. Ben avukatlar vatanseverdir diye bir o avukatlar diyor. vatanseverdir. Nerede Kılıçdaroğlu diyor? Kılıçdaroğlu diyor o açıklamada. Nerede, nerede diyor? Olur mu bu avukatlar o, sizden daha, önce daha yaptı. İlk, ilk açıklama yursever senden daha yurseverdir dedi ya Ya o zaman. E, şimdi Onu tabii karsın. elbette yani adamı sen e, sanık diye tuttun mahkum olmadığı sürece vatanseverliği üzerinde bir savcı da laf söyleyemez. Kimse laf söyleyemez Kim, kimse kimseden daha vatansever olduğunu iddia edemez. Kimse kimsenin vatan haini olduğu gibi bir iddiamda bulunamaz. Bunlar genel kurallar. Şimdi Ama burada söylediği söz var. Siz şimdi e, evvelden söylediği bir sözü alıyorsunuz. Onun önünü arkası bilmiyorum. Metin buradaysa ona da bakalım. Bu ama burada var. yazdığı açık bir şey var. İkisini birbirine karıştırmayın. Gözden kaçırmayın. Hukuku. Şimdiye kadar hukukun gözden kaçırıldığının binlerce misali var şu sırada. Ergenekon davalarında var. Kacak'a davalarında var. E işte evlere nasıl girildiği, nasıl bilmem ne yapıldığı, dinlendiği, dinlemelerde başkasının numarasının alınıp başkasının dinlendiği falan birçok hadise ortaya çıkmış. O yüzden verilen resmi bilgilere gerek şey tarafından, emniyet tarafından, gerek savcılık tarafından verilen resmi bilgilere güven çok fazla olamıyor. Olamayınca da hukuka daha dikkatli uyulması gerektiği konusu evet. hep gündeme evet. geliyor. Peki. Buna yani Şimdi... bir de romantize etmek falan gibi sözler söyledi. Ne demek romantize etmek etmemek? Yani o ayrı bir şey. Şimdi o grup yorum diyorsun. Grup yorumun ne oldu? Gözaltına alındılar. Sonra ne oldu? Salıverildiler. Ben ne dedim? Grup der demek ki. pozisyonu ahlaken yanlıştır. Ahlaken, ahlaken, mahlaken onun ahlak hocası öyle dedi. Yani, exactly. bu yani bu ayrıca tartışılır. Dedi. Şiddeti romantize etmek bu, ayrı, bu ayrıca, ayrıca tartışılır. tartışılır. Ya işimize gelince i̇şte. ayrıca tartışılır. Ha bak şimdi. Yani bu, bu konunun içinde şimdi söylüyorum. Şöyle bir şey var. Allah Allah. Şimdi bakın. Kimse için bakın. Hmm. Hukuku, insan haklarını kendimiz için istiyoruz. Teröristler için istemiyoruz. Biz toplum olarak hukuku, insan haklarını, suçların en adisini, en kötüsünü işleyen insanlar için istediğimizde Elbette. yüceliriz. Elbette. Bir toplum olarak, hükümet olarak, devlet olarak, rejim olarak ancak o zaman yüceliriz. Daha e, yani bu yoksa şöyle bir e, mantıkla yaklaşıldığını ben görüyorum. Terörist olmakla suçlanan insanların hakkını ve hukukunu, insan hakları genel kabulünden doğan hakkını ve hukukunu savunduğun ve otoritelerden buna saygı gösterilmesini istediğin zaman teröristleri savunuyor Hayır, olmakla evet. olmakla itham eden bizi bunları savunanları genel bir siyasi kültür var ve bu siyasi kültür çok kötü bir siyasi kültür Türkiye'de her yere sızmış durumda egemen bir kültür. Yani şu şimdi ben Avukatlara avukatlara bir tamam bir saniye. avukatların terör örgütü üyesi olamayacağı, avukatların terör örgütü üyesi olamayacağı gibi bir varsayımdan hareket eden yok. Onların hakkını, hukukunu savunduğun zaman, onların terör örgütü, terörist olmadıkları varsayımıyla bunu yaptığımızı sananlar varsa, teröristlerin de hakkını ve hukukunu savunmak, evet. demokrasilerde, bütün demokratların ve liberallerin boynunun borcudur. Evet. Peki, Önce abi, bunu ben. kabul edelim. Önce bu bunu kabul edelim. Peki. Yoksa bir cümle daha var. Yoksa şuna döner Türkiye. 1991-1990'daki operasyonlarda ben çok iyi hatırlıyorum. Bu görüntü televizyonlarda yayınlandı. O Göztepe'deki bir binada işte operasyon falan yapılıyor. İçeride yine çelik kapılar efsanesi var. İçeride insanlar öldürülüyor falan filan. Sonra bir e, balaklava tabir edilen kar maskeli bir polis evet. elinde otomatik silah terasta havaya evet. zaferini kutlamak için ateş açıyor. Peki şimdi, şimdi bakın bu şimdi bu noktadan Türkiye buraya geldi diye bununla yetinemeyiz. Peki şimdi tamam bakın izin verirseniz ben de birkaç Hı. şey söylemek istiyorum. Burada yani hiç kimsenin itiraz etmeyeceği noktaları bir kere daha bir kere daha söylemek gerek yok. Elbette ki insan hakları, elbette ki hukuk devleti herkes için. Bunda bir yani burada zaten dört bir taraf değil tek bir tarafız. Ama mesela benim eleştirdiğim şu. Daha ortada hiçbir şey yokken bir anda müthiş bir siyasi pozisyonlanma oluyor. Buna gerek yok. Yani Türkiye gibi bir ülkede bir operasyonu baştan aşağı hiçbir şey yokken ne sahiplenmek akıl karı ne de bu operasyon tamamen yanlıştır demek. Yani orada avukatlar avukatlık sırf avukat oldukları için bu operasyon dahil ediliyorlarsa elbette buna karşı duymak, durmak hepimizin boynunun borcu. Ama bunu bilmiyoruz. Bir kere şu bilgiyi bu, bu şu bilgi doğru değil yani Amerikan büyükelçisine saldırı yapılınca apar topar Turan olak böyle bebacı Bu bir basın toplantısı önceden planlanmış Niye doğru basın toplantı çünkü Niye önceden doğru? planlanmış ve metni de hazırlanmış bir basın toplantısıydı bu zaten yapılacak bir basın toplantısıydı ikincisi nereden, nereden yani, bize bize vaki olmayan bir bilgi de mi şimdi sanki, o zaman değil mi? saldırı yapıldı dakikalar öyle demek, sonra öyle. bir basın toplantısı organize edildi saldırıyla öyle. ilişkisi yok fakat bu bir tartışma konusu oldu hem televizyonlarda tartışıldı hem Ak Parti Genel Başkanı yani Başbakan evet. e, ile bir dakika e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun da arasında bu polemik olunca doğruyu anlatmak evet. açısından yani nedir herkes merak ediyor e, bu gerçeklere ulaşalım. Olay, durdu, doğru. olay 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 15 aynı şey söylüyor. Ben ben e, önce hazırlanıp hazırlanmadığını bilmiyorum ama saldırıyla o bu diyor. işin bağlantısından ziyade. Bu çok tartışıldı. Zaman zaman bu açıklamaları yapıyor bilgi sahibi olanlar. Bakın evet, ben evet şunu, yani Tabii, 15 Ocak'ta yani bu operasyonda, 15 Ocak ve 16 Ocak'ta Peki. tutuklamalar oldu Peki değil mi? Efendim, siz öyle biliyorsunuz. 16 Şu an Ocak'ta tutuklamalar oldu. Değil demiştin. Yani, ondan sonra, ondan sonra, ondan sonra... Evet. Bu e, basın toplantısı o tutuklamalardan niye 15 gün sonra yapılıyor? Peki, o Konu zaman gündemden bakın, düştükten sonra. Kadri Gürsel izin verir misin? Yanlış Ben kendi sınavımda birkaç şey söylemek istiyorum. Geçen defa yüzüne vurmadım. Bir daha söylüyorum. Yani Hı, bir dahaki buyur. programa bakalım. Eğer bu basın toplantısı apar topar yapıldıysa ben özür dileyeceğim. Ben özür dilemesini, öz eleştiri yapmasını da bilirim. Ama benim gördüğüm ve takip ettiğim kadarıyla Hı. bu basın toplantısı bir önceden metinler de azınlanmış, duyurulmuş vesaire. 13.42 ve 13 civarında yapıldı Cuma günü. O toplantı, şey, saldırı bunun hemen öncesinde oldu. Bu kadar hızlı bir şekilde bir araya gel gelmedi. Tamam eğer öyleyse. Ben ben ne dedim? Bir saniye. Ben ne dedim? Apar bu saldırıdan bu saldırıdan sonra yapıldı. Bu aynı gün yapıldı. Onun öğleden sonrası yapıldı. Peki izin evet, tamam. bağlantılı olmaktan bağlantılı... ziyade tartışmalarla bence bağlantılı. Şimdi ben, ben şunu anlatmaya çalışıyorum. Ee, ben burada söylenenin yani Başsavcı Turan Çolak Kadın hepsi tamamen doğrudur falan demiyorum. Bilmiyorum. Göreceğiz. Ama bakın mesela şöyle şeyler var. Örgütün sonra DHKVC ürünün bir kısmı üst düzey devlet görevinde olmak üzere çok sayıda suikast teşebbüsü ve örgütsel eylemleri önceden haber almak suretiyle engellendi. Ve başkaları da vardı ve engellemek için bu operasyon yapıldı. Bunun eğer bu, %10'u bile doğru bu operasyonlarla engellendiyse Bakın Amenna. Buna, ha, şimdi bunun eğer yüzde onu bile doğru olsa bir operasyon bile engellenmiş olsa bu çok önemlidir göreceğiz artı baştan bir takım sağlıksız bilgiler vardı sağ, savcı yoktur diye savcının olduğunu mesela bu toplantıyla öğrendik başka detaylara bakacağız yani Tabii. şu var bakın hiçbir Hı -hı. detay ortada yokken hiçbir operasyonla ilgili elimizde bilgi yokken ben şimdi illa Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirmek için söylüyorum. Herhangi bir kamuoyunun önündeki insan bu avukatlar senden hmm. benden vatanseverdir derse orada hakikaten Türkiye'deki tartışma zemini çok sağlıksız bir noktaya gidiyor sonucu çıkıyor burada. Yani Nasıl böyle bir sahiplenme yaparsınız? Nasıl böyle bir pozisyonlama yaparsınız? O da TV arkasından Aynen. da Soner Bakın. Yalçın en büyük yurtseverdir dedi. Evet, hani yani, Yalçın gibi adamdır hani, vesaire. Bu konularla hiç yani, alakası yok. Ama, Tabii, ama öyle yapıyor. Ne demek istiyorsun yani, yani? Yurtsever değil mi? Aldınız konuyu. Öyle bir yere getirdiniz ki. Soner Yalçın'ı, Soner Yalçın'la şimdi de arasında ne alakası var? Olur mu çok önemli bir hatırlatma. Bugün Türkiye'de Bugün Siz Türkiye'de ne zaman bir operasyon olsa ben onu demek istemiyorum bak bir operasyon, olsa, yani, ben a, a, bak, Bakın. Bir operasyon yapılıyor. Operasyon yapıldığı ya bugün, gün bugün evet, çıkıyor hemen. o kişileri muhataplarını savunuyor. işte Şimdi, Ergenek anında. örgütü nerede? Yani Öyle bakın, diye ben diye diye söz, söz biraz önce söylediği anda. ben anlatmaya çalıştım. Altan abi özür dilerim bir, ama. Bir e, başbakan çıkar da işte vatanseverlik konusunda en vatansever kendisi diğerleri de hiç değil falan derse. Bir şey karşıdaki yani. adam da onları söyler. Kaç şey defa buna benzer, hayır, ya buna benzer. buna benzer herhangi Operasyonu bir politikacı söylerse. Şimdi dedi başbakan demeden. Şimdi Demediği demediği söz pek yok da şimdi burada oturup bu kadar şeyi mukayese e, edersek arada neler buluruz. Ama herhalde siz Kemal Kılıçdaroğlu'nun e, işte bir suçluyu bir şeyi yahut e, işte e, mahkum olmuş bir hadiseden kesin hüküm haline gelmiş hakkındaki bir adam için bu çok iyidir falan filan dediğini. Ay, hemen operasyon operasyonu ak akılda. Altan abi bir şey soracağım yani özür affınıza Ben ne zaman konuşsam gelişim? siz yani rahatlıkla. Ben hiçbir şekilde topla 5 cümle üst üste kuramıyorum bu programda. Ama size bir ne şey söylesem sen kötü çocuk oluyor. Geçen toplantıda ben, ben de kuramıyordum çünkü moderatördüm. Moderat tamam, olunca biraz daha az konuşacaksın yani. Canım. Bu kural da bu, bu işin. Tamam. Azı konuşur. bırakma. Hadi biz konuşmayalım sen konuş hadi söyle ne Ya istiyorsun? böyle ama lütfen yani teessüf ederim böyle bir tavra gerek yok. Ben yalnızca 3 cümle ya 3 cümle üst üste söylemek Altan'da istiyorum. bak cevap verser cevap Ya sinyal ses, kesici sistemler bulunuyorsa bir yerde ve özgeçmişler bir takım e, terör operasyonlarının olduğu e, karargaha fakslanıyorsa, e-mailleniyorsa her neyse bunların bir kısmı bile doğru olsa yani çok ciddidir. Yani bunun üzerine ben şunu söylüyorum. Bakın bir çağrıda bulunuyorum. Lütfen şu operasyonları bir siyaset malzemesi olmaktan çıkaralım. Yani herkes çıkarsın. Ana muhalefet partisi lideri de çıkarsın. Başbakan yapıyorsa o da çıkarsın. Bizler de çıkaralım. Bir duralım yani. Bunu bu kadar hemen siyasi operasyondur. Yani terörden bahsediyorum. Bu, yani bu operasyonlar Bakın, eğer terör, terör eylemlerini haline... önlemişse buna diyecek bir şey yok. elbette. Ama bu konuda savcının beyanı dışında elimizde henüz bir... Ama geçmişle yok. kıyaslandığında tabii ki çok ciddi ilerlemeler Yani ben ben hatırladım. şunu görmek istiyorum. Bak daha önce de söyledim. Ee, eğer terör eylemleri önlenmişse terör eylemlerinde kullanılacak alet, edevat, bu tür planlar, şunlar bunların da tabii ki bulunması lazım. Şimdi bu operasyon yapıldı tamam. Ben şunu anlıyorum. Bir istihbarat alınıyor ve bu örgütü destabilize etmek için bir operasyona girişiliyor bu çok açık görülen ama anladığımız kadarıyla bu örgütün galiba işte çok da bu işleri yapacak olan bu terör eylemlerini düzenleyecek olan hücrelerine nüfuz eden bir operasyon değil gibi bilmiyoruz. duruyor. Öyle mi? Sinyal Ama sonuçlara yani, bakarak bunu mesela, söylüyoruz. Yani... Fakat fakat şu yani ilk başta tepkimizi çeken yani. Bu operasyonları tartışacaksak bizim tek kriterimiz şu olmalı. Bir, sonuç alınmış mı? İki, nasıl alınmış? Yani bu sonuçlar alınırken Türkiye'de hukukun, insan haklarının üstünlüğü falan bunlar zarar görmüş mü? Riayet edilmiş mi? Tamam, Budur. Elbette. Başka da bir Ama şey değildir. Bakın biz biraz da şunu... Başka sanki, bir şey değil. Başka bir şey tartışmanın lüzumu yok. Yem oluyoruz ol gibi geliyor bana. Bir yerde belki medyanın içinde bir refleks gelişti. Bir operasyon olur olmaz ona hemen kapılar kırıldı, savcı olmadan arandı filan. Ve bunun üzerinden de biz bir tartışmıyoruz. E, ki... Sanki DHKPC hmm. AK Parti'nin muhalifi de ona karşı bir şey yapılıyor gibi bir hava yaratılıyor. Yani olabilir hatalar. Mesela KCK'da çok ciddi sıkıntılar var. Oldu, geçmişte hmm. çok yaşan Bunda da olabilir ama bu kadar erken sanki bir muhalefete yönelik Operasyonmuş her şey gibi algılamayı ben Türkiye'deki siyasi tartışma zemini açısından son derece sağlıksız buluyorum. E, i̇sterseniz buradan bir sonraki konuya geçelim. Bence de. E, çok e, yani uzun uzun bunu konuştuk. Avrupa Birliği ve Şangay Beşlisi Hı. meselesi. Şimdi orada e, ilk sözü ben, ben Kadri Gürsel'e vermek çok. istiyorum çünkü başbakan. Bana niye ilk sözü veriyorsun ki ben anlamadım şimdi. <laughs> Senle çok ilgili. Şimdi başbakan sana yönelik. Ben ama. Cevap ver. Ben belki. söyleyeceğim bütün sözleri söyledim. Ama, şimdi Ama buradaki... bir daha şimdi söyleyeceksin devam Söyledim. ediyor bu. Hayır devam etmiyor bitti. Bu pazar. ben Peki o zaman o ben pazar. sorayım. O zaman şimdi, ben sorayım. Şöyle hayır ben sen, sen 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 so sormadan Ben sorarak başladım. Sen sormadan ben bu sözlerimi bağlayayım bir. Ya, tamam. E, benim Söyledim. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı'yla polemiğe girmek gibi bir ne eğilimim ne merakım olabilir böyle bir şey vaki değil. Hmm. Ama Başbakan adımı vermeden beni işaret eden suçlamalarda bulundu. Ben de buna köşemden cevabı verdim kendimce. Buna kendimi mecbur hissettim. O yazı dün e, yayınlandı Milliyet Gazetesi'nde. Merak eden oradan okur. Ee, daha önceki zaten Perşembe gün, günü bir önceki e, Perşembe günü yazmış olduğum e, yazıya da işaret eden bir e, yazıydı. Perşembe ve Pazartesi günkü yazılarımı merak edenler okuyabilirler. Ee, ben kendimi şu açıdan e, rahatlamış, huzura uzuura ermiş bir hissediyorum. hissediyorum. Tamam, peki yani. o zaman ben onu zahmet etmesin Nazlı Hanım, ben tamam, o şöyle. yükü Nazlı Hanımın üstünden alayım. Şöyle başladı her şey, bütün bu tartışma ee, bir hafıza tazelemesi yapalım. Ve nasıl rahatladığımı ve konunun Şangay İşbirliği Örgütü konusu bir dahaki sefere gündeme getirene kadar benim açımdan kapanmış olduğunu söyleyeceğim. Ama ondan önce konu nasıl açılmıştı onu hatırlatayım. Sayın Başbakan 24 TV'de şunları söyledi. Avrupa Birliği konusundan bahsederken Şangay İşbirliği Örgütü'ne getirdi konuyu ee, ve Avrupa Birliği konusunda e, da Türkiye'nin e, bir yerde işte e, e, kapıda bekletildiğinden e, şikayetle onun için geçenlerde Sayın Putin'e şunu onu söyledim bizi Şangay Beşlisi içine alın AB'yi unutalım dedim alın bizi Şangay Beşlisi içine. Biz de ağabeyi Allah'a ısmarladık diyelim. Ayrılalım oradan. Bu kadar oyalamanın ne anlamı var? İkisi birbirine alternatif mi sorusu üzerine? Bakın bu soru o zaman da sorulmuş. Şangay beşesi daha iyi, çok daha güçlü demiş. Şimdi daha önce de Şangay İşbirliği Örgütü'nü Temmuz'da ve galiba Kasım ayında mı hatırlayamıyorum gündeme getirmişti. O zaman latife olarak bunu yaptığını söyledi. Şimdi söylemedi. Bu bir latife değil, ciddi öyle anlaşıldı. Ve bunun üzerine başladı bu tartışma değil mi? Hmm. Ee, en son son olarak nihayet son olarak nihayet altı çizilerek e, vurgulandı Başbakan tarafından eee Prag'da dün bir kez daha ondan sonra Cumhurbaşkanı tarafından yine ve e, onunla birlikte e, ben e, şurada idi onu da ben hatırlatmak e, şey yapmak istiyorum e, paylaşmak istiyorum bulursam eğer e, neyse e, Avrupa Birliği e, Bakanı Egemen Bağış da benim dünkü yazım üzerine e, bana e, basın danışmanı vasıtasıyla e, göndermiş olduğu bir e, metinde bu hususları tekrarladı. Eee yani Şangay İşbirliği Avrupa İşbirliği örgütünün Avrupa Birliği'ne alternatif olmadığını o da vurguladı. Dolayısıyla e, Sayın Başbakan da bunu vurguladığına göre e, bizim, bizim yaptığımız hiç, bizim yorumlar doğruymuş geçen hafta? Bizim yaptığımız yorumlar, e, bizim Sizin yaptığımız yorumlar yapmış. tabii ki doğru. Bizim yaptığımız yorumlar tabii ki doğru. Ancak Burada benim ve Nazlı Hanım'ı kastediyorum. burada. Hayır 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 hayır. Elbette. Birebir başbakan hayır. ne dediyse biz onu yorum öyledir bu satır arası dedik. Başbakan Peki. ne dediyse birebir ben onun üzerine yorum Gece yaptım. Siz. Aydınlıktan. Siz, aydınlıktır siz kendinizi biz birer Erdoğanolog olarak Erdoğanolog aynen. Ben yani benim siyaset yorumculuğunda anladığım satır arasına okumaktır. Yost, o satır arası değil. Sen bunu okuyamıyorsanız. O zaman size göre Bush da Irak'a demokrasi götürmek ah, için gidiyorum ah, diyordu. Efendim demece bağlı kalmamız lazım. Bush Irak'a demokrasi götürmeye gitti. Böyle yorumlayın siyasi yorumculuk. Ee, Bush'la bunun bir alakası yok. Konumuzun Bush'la bir alakası yok. Konumuz <laughs> e, konumuz sadece şu. E, Erdoğan onu şu maksatla söyledi. Bu maksatla söyledi. Aslında onu demek istemedi. Bunu demek istedi tartışması e, yerine. Erdoğan'ın ne dediğini tartışalım. Daha sakin bir tartışma olur, daha verimli bir tartışma şimdi olur. Ben söyleyeyim mi? Bunu Sen bunu bunu tartışınca şimdi şimdi bakın Avrupa Birliği'ne alternatif değildir, alternatif değildir. Evet benim ben de yazım bu şekilde bitirdim. Antitezidir. Yani Şangay İşbirliği Örgütü Avrupa Birliği'nin alternatifi değildir, antitezidir. Ama Erdoğan'ın buradaki sözlerinden Bizi Şangay iç, Beşlisi içine alın, AB'yi unutalım demek neticede şu demek değil. AB bizi unuttu, biz boşlukta kaldık. Dolayısıyla artık Şangay İşbirliği Örgütü'ne yönelmemiz gerekir değil. Bizi alın, biz AB'yi terk edelim demektir. Dolayısıyla bu tartışmanın çerçevesini de böylece çizmiş oldu. Ondan sonra da alternatif değildir dedi. Bizim için de çok ferahlatıcı bir açıklama oldu bu. Ee, ve benim açımdan da bu tartışma... Kapanmış oluyor. Evet. Ee, dolayısıyla da e, sizin e, o öyle demedi, böyle dedi, şu maksatla dedi, bu maksatla dedi tartışmalarınızda... Ya birebir doğru yorumladık kim, yani tebrik ederiz diye. Siz, siz, siz <laughs> yani bakın zaten, zaten... Birebir doğru mu? Zaten. Yani? yani hakikaten ciddi mi söylüyorsunuz? Abi... Birebir doğru yorumladık. Altan geçen program ben de Nazlı Hanım'da aşağı yukarı şunları söyledik Avrupa Birliği'ne bir mesaj niteliğinde Avrupa Birliği'nden kopma değil bir uyarı e, gibi bir e, sinyal verdi dedik. İsteriz o. E, o zaman da, siz ederim. böyle dediyseniz e, bunun yani, da, hiçbir, doğru <laughs> yorumlar, da hiçbir <laughs> anlam ve önemi ben, ağırlığı kalmadı. Geçen hafta geçen gibi. hafta neler konuştuğumuzu seyirciler işte videosu vardır. Yani, söyler, yani böyle demedin. Şey mi? Yaparlar. Öyle dedin. Ben de sana ne dedim? Şimdi yani bu yani konular... Ne demek istediğine bu, bakmam, ne, ne dediğine bakarım. Ne dediğine bakarım dedi. Tamam, yani, kadar. Uh, Çünkü konuşan Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı. Evet. O onu öyle demiş, evet. böyle demiş. Ben onu böyle kastetmedim demediğine göre. Şimdi evet ee, bu e, aslında e, ben e, yani Kadir'in dediği gibi biz niye bunu tartıştık ilk başta? O şöyle dedi yani Putin'e bizi Şangay Beşlisi içine alın. Biz de AB'ye Allah'a ısmarladık diyelim. Ayrılalım oradan. Şimdi bu lafı söylediği için biz burada hepimiz ne dedik? AB ilk başta bunu söyledik. Bir kere AB hiçbir zaman Şangay Beşçisi'nin alternatifi olamaz. Çünkü AB'nin bir demokrasi çıtası vardır. Yani AB'yi sadece bir ekonomik birlik olarak görmüyoruz. Bu önemli. Ama ikinci olarak söylenen laf, bir bu, ikinci olarak söylenen laf Tayyip Erdoğan aslında bir mesaj vermek istemiştir Avrupa Birliği'ne yoksa hani Batı'dan kopma gibi bir niyeti bir yörünge değiştirme gibi bir niyeti yoktur denildi sonraki gelişmeler ve başkalarının yorumları sadece kendi ifadesi değil, kendisi de şimdi müthiş. AB'yi vurguluyor ve AB'ye öfkesini de dile getiriyor. 50 senedir biz burada bekletiyorlar. Biz masrik kriterlerini çoktan yaptık. Başkalarının 50 da. senedir kimsenin kimseyi bekletmedi. O diyor. da bir şehir efsanesi. Ha, neyse öyle deniliyor. Nerede, yani nerede bizim bekliyoruz? ilk müracaat yani edenlerden Hayır, son biriyiz. Son dönemde Yok, aktif bir şey Ne yani. zaman başvurdu Oldu. Türkiye üye olmak için? Aktif o zaman saniye. resmen başvurdu. O başka şimdi en son 1900. Aa, o baş e, 2004. Aa, uzun zamandır de, da e, yani. takım sahalar da AB de. Bir kere de hayır dedi Türkiye buna. Evet. Ecevit döneminde. De öyle dedi. Tarihi hatası. Şimdi, o zamanlar bugünler filan şey değil ama şu anda şöyle bir şey de var. Yani mesela burada ismini zor telaffuz ettiğimiz Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Trion Born -Jegland, Torbjorn Jakland. Torbjorn Jakland. <laughs> Torbjorn Jakland. E, şöyle diyor. E, ki Tayyip Bey de bunu söylemişti. E Türkiye'nin AB sürecinin duraklamasında AB'nin bir Hristiyan birlik olduğunu savunan, Türkiye gibi kalabalık bir Müslüman ülkenin orada yeri olmadığını söyleyenlerin de rolü var. Belki yanılıyorum ama Başbakan Erdoğan'ın sözleri Türkiye'ye yönelik daha olumlu ve yapıcı bir yaklaşım geliştirmeleri için Avrupa'ya esasında bir çağrı anlamına geliyor diyor. Böyle yani o kişi de bunu bu şekilde yorumlamış. Aynı şekilde e, Abdullah Gül de biz AB'ye tam üyelik süreci içindeyiz. Maalesef bazı üyelerin ön yargılı davranışlarından dolayı bu sürecin çok iyi yürümediği bir vakadır. Başbakan buna sitem ediyor şeklinde bir yorum getirmiş. Yani sadece kendisi e, başbakan sözlerini tevil ediyor değil. Yani bu şekilde de yorumlanması aslında mümkün o sözlerin. Çünkü ben şöyle görüyorum yani Avrupa'ya yönelik Türkiye... Bir hükümet kararı değil artık bu bir devlet kararı şeyden önce Osmanlı'da da var biliyorsun batılılaşma dediğimiz tazmina, ta, tazminatla <laughs> birlikte Türkiye yönünü zaten batıya çevirmiş ve biz Osmanlı'yı da bir batı bir Avrupa İmparatorluğu olarak görüyoruz. Hani biliyorsun kanun Sultan Süleyman meşhur dizide gözünü Roma'ya dikti ya Roma'yı da almayı düşünüyor işte Viyana kapıları batıya. Dolayısıyla biz Batıdan vazgeçip de zaten mümkün diye yani Tayyip Erdoğan bunu istese de bunu ben başarabileceğini ee, sanmıyorum. Nazlı Çok Hanım büyük bir dirençle karşı. Şimdi, tabii yani bunu baş, istese de yapamaz. Sizincesi. Cevabını veriyorsunuz mesela yani herhalde. İdam konusu da tartışılırken o zaman da dediniz istese de yapamaz. Olamaz. Ama yani. E, Söylememesi gereken bakın, bir laf diyorsunuz ama e, bu şekilde. Mesela be, hani. belki Nagihan şey dedi. Gündemi değiştirmek için e, yaptı da diyebilirdin. Yani niye ne maksatla yaptı evet. onu tartışıyoruz ya. Hı hı. O zaman da yani gündemin nasıl değiştirdiğini söyle bana. E, Senin kim olduğunu söyle. Yani evet, diyorsun, o da var. Yani Burada iki gündemi, ayrı şey gündemi, var. Şimdi bakın şimdi bak. Ama burada bir iki, cümle, iki ayrı şey var. Başbakan cümle, doğru mu yanlış mı yaptı? Bunun bir, cevabı bir cümle, ayrı. Başbakan bir cümle. bunu niye yaptığının cevabı Bak, ayrı. bu şu Başbakan bunu niye yaptığının cevabını arıyorum ben. Başbakan yani, niye yaptığının cevabını ıı, ıı, arıyorsan bunu tabii başbakanın kendisinin söylemesi lazım ama ıı, ya bizim, şu 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 soru ya. Çaba bu zaten siyaset arenasını anlamaya çalışmak değil Şu soru ya. ikisi birbirine alternatif mi sorusu üzerine. T işte şey Kanal 24 Neyse, TV 24'te bu soruya hayır deseydi böyle bir tartışma olmayacaktı. Onun yerine Şangay beşisi daha iyi, çok daha güçlü dediği için e biz, biz bunu tartışıyoruz. biz bunu tartışabiliriz tartışıyoruz, şimdi, diye tartışıyoruz ha, demiyoruz zaten. O zaman, o zaman, o zaman, o zaman o buna sorulmuş zaten başbakan'a. Tabii. O da hayır alternatif değildir dememiş. Şimdi ben ha. müsaade edeyim. bir gö kendi görüşümü şu şekilde Değil tamamlayayım. Yani Avrupa Birliği'nden Türkiye'nin vazgeçmediği şuralardan da belli. Adalet e, mekanizmasını işte kanunlarımızı uyarılar doğrultusuna değiştirmeye çalışıyoruz. Dördüncü yargı paketi sadece İmralı'ya verilen işte bir taviz mi desek ya bir vaat mi desek böyle bir şey değil. Avrupa Birliği'nin e, normlarına yaklaşmak üzere Türk Ceza Kanunu 220. maddesinin bazı fıkralarını değiştiriyoruz. Ve burada biz de burada defalarca bunu eleştirdiğimiz Hı. için söylüyorum. Örgüt içinde hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte bilerek isteyerek yardım yataklık etmek. Bu aynı zamanda bir örgüt suçu sayılabilir diyor. Tabi cezası çok artıyor. Bundan tamamen şey yapıyorlar. Bunun bir örgüt suçu ayrıca örgüt üyesi gibi mütalaa edilmeyecek. Ayrıca işte propaganda sayılabilmesi için burada şiddetin övülmesi veya telkin edilmesi. Şimdi bu bizim hapishanedeki gazeteciler diye hep. Aldığımız mesele var, ele aldığımız mesele. Bu oralarda büyük bir rahatlama meydana gidiyor. KCK gazeteciliği zannediyorum şimdi yargılanıyor şu anda değil mi? Yani KCK'dan Kaceka tutuklu basın, olan basını var. KCK basın davası. Evet. Basın davası. İstanbul'daki davaya. Yani. Evet orada bir rahatlama olabilecek. Belediye başkanları gibi veya işte daha alt kademelerde beyanlar var. Bir takım beyanlar propaganda sayıldı. Veyahut işte... Ee, ne bileyim onlara yardım yataklık sayılı Buralarda bir rahatlama olabilir. Ben şunu demek istiyorum yani Kürt meselesini tabii tartışacağız ama Avrupa Birliği'ne uyum içinde çok çabalar var. O bakımdan evet. e, bu e, terk edilmiş bir e, ideal değil Avrupa Birliği. Evet. Peki Altan abi siz ne diyeceksiniz? Belli ki Şangay Beşli'sine girmek için değil Avrupa Birliği'nden de vazgeçme ideal de yok ama böyle sözler sarf edildi. O zaman niye Peki. yaptı işte o akla geliyor. Şimdi ben burada asıl bir haksızlık üzerine durmak istiyorum. Sen onu eski geçtin yani sana yönelik bir lafı var Başbakanın. Hmm. Biliyii birkaç lafı var. Şimdi burada e, ben şurada. ben ona cevap e, cevabımda değindiğimi varsayarak. Ya ama e, şimdi, yani e, bu polemik o, e, polemik varmış gibi, e, gibi bir hava e, yaratmak e, istemiyorum. Bazı okurlarımız belki şey bazı seyircilerimiz senin o yazını okumadı halbuki bizim bu şeyimizi izledi olabilir. Hepsi okumuştur ya çok büyük bir kısmı okumuştur ama e, okumamış olması ihtimaline bir e, şey evet. olarak. Hmm. Dayanarak onu söyleyeyim ne dedi. Şimdi o da büyük köşe yazarı geçinen bir tanesi. Hmm. Türkiye diyalog ortaklığına bile kabul edilmedi diyor. Biz şu an Şankay Beşçisi'nin diyalog ortağıyız. Buradan onun da bilmesini istiyorum, öğrensin o cehaletinden kurtulmuş olur. Şimdi bu ne biçim üslup bir kere? O e, ayrı bir şey. Sen yazında diyorsun ki bu köşeyi takip edenler bildi, başbakanın ki kaseti köşe yazısı, yazarı benim. Şimdi burada büyük haksızlık şu Bu Şankay beşlisine Türkiye'nin diyalog ortağı olup olmadığını insan öğrenmek için nereye bakar? Dışişleri sitesine bakar. Yedi buçuk aydır. Bu sitede Türkiye'nin diyalog ortaklığı yok. Burada onu konuştuk detayıyla. Sen açıyorsun bakıyorsun yok. Yani Başbakan'ın Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı kimse o zevat bu bilginin ya farkında değil ya onu oraya almaya gerek görmemişler yahut e, atlamışlar e, yahut o site zaten hep böyle yedi buçuk ay 8 ay falan geriden geliyor. Hepsi bu hükümetin büyük bir zaafıdır. O siteye bakarak herkes karar verir neye verecekse. Bir de şey var soruyor başbakan bu sözü söylemeden önce yanındaki Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı'na şu an Şankay Birlisi'nin diyalog ortağı mıyız diye sormuş. O da evet diye, yanı evet diye yanıt vermiş. Evet. evet diyorsa onu oraya niye geçmedin? Peki bu belli bu yazılmış burada konuşulmuş başbakan e, bu e, bizim tartışmayı izleyerek bunu söylediyse o da işitmiş olması lazım bu yedi buçuk aylık gecikmenin onun hesabını soracak yerde sana hücum ediyor cehaletinden kurtulmuş olur falan diye ne hakkı var yani bu kadar haksızlığı yapmak bir başbakana yakışan bir şey mi? Yani bunu belirtmek istedim e, her şeyden önce dışişleri bakanlığının da. Onun müsteşarının da, onun bakanının da ve o hükümetin başbakanında bu zaaflarını düzeltmeleri gerekir. E, o gün bu şeyi senden işittikten sonra e, bu münakaşada tartışmamızda bizim onu işittikten sonra o gece yarısı işte düzeltmişler. E, belki başbakan uyardı da ondan düzeltmişler. E, başbakanın bunu bilmemesine imkan yokken bilmezlikten gelmesi hiç doğru bir şey değil. Ben e, bu konuda bir izin verirsen. Evet. Çok kısa bir şey eklemek istiyorum. Şimdi e, sen sen de yaptın, sen de bilirsin. E, 2000 2000'e kadar falan herhangi bir teknik konu, teknik konuda malumat almak için bulmak için Türkiye'nin ilişkileri hususunda mesela uluslararası kuruluşlarla ilişkileri e, bu konuda elimize eğer matbu güncel kaynak yoksa Dışişleri Bakanlığı sözcülüğünü arardık sözcü yardımcısı ya da kendisi ilgili daireye sorardı. Daha sonra işte bir saat iki saat sonra döner telefonla o husus şöyleymiş böyleymiş derdi. Daha sonra bu internet ve web siteleri geldiği için siyasi yorum veyahut perspektif şu bu içerik değil ama böyle teknik konularda yani mesela Türkiye'nin Şangay İşbirliği Örgütü ile ilişki düzeyi nedir sorusuna cevaben Dışişleri Bakanlığının ana sayfası çok güzel görünen bir sitesi var. Orada uluslararası kuruluşlar diyorsun, tıklıyorsun. Üçüncü sayfada Şangay İşbirliği Örgütü çıkıyor, tıklıyorsun. İşte bu oldu. Yani 2012'nin Haziranında 6-7 Haziran'da tekrar ediyorum mecburen. Pekin'de düzenlenen Şangay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesinde Türkiye'nin 2011 Martında yapmış olduğu diyalog ortaklığı başvurusu onaylanmış. Evet. Ancak bu bilgi o sitede yoktu. Daha sonra ben de e, Şanga İşbirliği Örgütünün resmi sitesine de girdim. Resmi sitesinde de yoktu Türkiye'nin diyalog Nasıl ortağı. Yani? Hayır yoktu. Ama bütün Çin medyasında var. Ben Çin mandarince bilmediğim için Çin Hayır, medyasına öyle. değil. Şangay ben nereden e, Şangay İşbirliği İngilizce, Örgütünün resmi sitesine baktım. İngilizce yayınlanan Çin medyasına olduğuna göre orada da vardır. Şimdi bir çünkü. saniye. Senin o merakını da cevaplayacağım. Çünkü şimdi resmi sitede bir arama motoru yok. Site bu site e, otoriter ve totaliter ülkeler birliğinin sitesi olduğu için bilgi vermemek üzerine dizayn edilmiş adeta. Türkiye'yi bulamıyorsun. 2011'e baktım, başvuru yapıldığı tarih, Türkiye'nin iki tane belge çıkıyor karşına, toplantı belgesi falan, uzatmayayım lafı, evet, ee, evet. uzatmayayım lafı, tabii, tabii, yani netice bu. Ondan sonra ben burada e, bunları ben kız söyledim. Kızacası update edilmemiş. Kızacası şey. update edilmemiş, tamam. o zaman şunu bilelim, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'nın sitesindeki bilgilerin güncel olup olmaması, bakanlığı bağlar mı, bağlamaz mı? Peki. Bunu, bunu bilelim. Ondan sonra konuşalım ya da eski usule dönelim. Yine sözcüleri arayalım çok basit teknik bilgi almak için. Peki. Bir şey daha lütfen rica. Bu Peki. önemli. Şimdi bakın. Sayın Başbakan son 3-4 ay içinde Şanga İşbirliği örgütü konusunu birkaç kez gündeme getirdi. Ama görüyorum ki yaptığım araştırma neticesinde bu konuda Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ve buna bağlı demeyeceğim ama iktidara yakın düşünce kuruluşlarının hiçbir fikri çalışması yok. Hiçbir fikri altyapısı yok. Ee, ve bunları da kamuoyuyla falan da payla varsa bile kamuoyuyla paylaşmıyorlar. Evet. Ee, mesela iktidara yakın olduğu bilinen e, SETA adlı e, Think Tank'ın düşünce kuruluşunun sitesinde bir tane bile bu Şi ö, Şangay İşbirliği Örgütü hakkında bir tane bile doğrudan onun konu alan çalışma yok. Şimdi böyle bir fikri boşluk var. Evet, yani peki. bunu belirtmek lazım eğer bir girişim olacaksa Türkiye'nin önce bunun bir fikri altyapısının evet. hazırlanması. Lazım. Peki evet. ben de şunu söylemek istiyorum. Geçen programda söylemiştim. Bunun bir böyle bir girişim olacağını ben zannetmiyorum. Türkiye'nin böyle bir hedefi olduğunu da zannetmiyorum. Dışişleri Bakanı'nın gün, sitesinin güncellenmemesi çok vahim bir hatadır. Ama onu da ben geçen defa bunu bu hatayı hafifletmek için değil. Bakın bunun... ...nedenini ararken şunu bulmuştu. Demek ki Türkiye'nin dış işlerinin böyle ivedi bir... E ben de söyledim, yazdım da bunu. ...filan gibi bir hedefi yok. Öyle arada kaynamış, unutulmuş. Şimdi SETA'nın da bununla ilgili çalışması olmaması bunu gösteriyor. Şimdi Hı. ben bir yandan bakıyorum. Mesela İngilizce girince birçok China Org, China Daily, Global Research, Defense bilmem ne... Aa, bir dakika. İlginç. Şimdi şu anda gördüm bunu. İngilizce girince dış işlerin sitesinde var. MFA.gov.tr'de basın özetlerinde 7 Haziran 2012'de press release regarding ya pardon yani Şangay Beşlisi ile ilgili basın özetlerin arasında şu anda internette gördüm. 7 Haziran 2012 No 159 tarihli basın özetinde Şangay Beşlisi organizasyonu, Shanghai Cooperation Organization'ın Türkiye'yi diyalog partneri olarak aldığı haberi var. Ama bunu Türkçe'de güncellememişler. Şimdi ben şu anda tamam, diyorum. Şimdi baktın. Hayır 7 yani şu... Haziran'da girmiş bu MFA sitesine ama İngilizce var Türkçesi yok. Kısaca şunu söylemek istiyorum. Bu detaylarda boğulmuyorum. Bakın bu Artık detaylarda olur, boğulmuyorum. Ben yalnızca evet. şunu söylemek istiyorum. Evet. Daha komik Doğru. bu yani. Bakın ben Doğru. şunu söylemek Konuyu istiyorum. Konuşalım. Demek ben... ki bu Dışişleri Bakanlığı Başımıza taş düşsün Şangay 5'lisi. Şimdi kadar. demek ki Dışişleri Bakanlığı bunu güncelleme <laughs> Unutmuş. Ah. Öncelikler arasında yanlış yapmış. Başka, Böyle bir hata yani. kabul edilir bir evet. şey değil. Hadi baş... Ama şuna dönmek istiyorum. Başbakan bakın Prag gezisine çıktı. Şimdi bu da peşte de. Avrupa Birliği seyahatine çıktı ve bu seyahate çıkmadan hemen önce Şangay Beşiz tartışmasını ortaya çıktı. Bunların asla tesadüf olduğunu düşünmüyorum. Şimdi Şangay Beşiz nereden çıktı diyebiliriz ama totalde baktığımızda Avrupa Birliği içinde konuşulur oldu. İngiltere'den cevap geldi. Bakın işte biraz önce Nazlı Hanım şeyi söyledi. Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Hürriyet'te Cansu Çamlıbel'e bir röportaj verdi. Dedi ki Türkiye karşılarına karşı uyarı atışı niteliğinde bir siyasi taktik. Ya yani başbakan bunu bir siyasi manevra olarak hesapladı. Küçü, ve bu manevra doğru küçü, ve başarılı bir siyasi manevradır. Aynı, Etkili aynı oldu. Şey, Etkili yani. oldu bu siyasi manevra. Yani ee, yani şey şu an Türkiye bakın. olur mu asla olmaz. Bu olur mu şangay beşi demokrasidir. Ama bu siyasetçilik yapmaktır. De ya demokratik ülkeler ailesinde yer bulamazsak gider kendimizi totaliter yani tamam, diktatörlüklerle yönetilen rejimlerin üstüne atlarız. Ya, onların kucağına otururuz ve ama şey ya bir saniye Be böyle bir böyle bir karşıtlık evet, olur. Evet yani böyle bu bir siyasi manevra olarak Ortaya, kusura bakma yani bunu siyasi olarak yorumla. Yalnız ve demokratik ol yeter sana o zaman. Ya, tamam Anlaşıldı bu yorumları bu anladım, şeyden. Ben diyorum ki bu önceden Boşak bakın Avrupa Birliği yani. seyahatine çıkmadan önce Avrupa Birliği'nde tartışma yaratmak Türkiye'nin bu kadar işte bu sürecin yavaş gitmesinden Türkiye'nin duyduğu rahatsızlığı sert bir dille anlatmak için verilen bir mesajdı ve bu mesaj karşılığını buldu. Kötü bu kadar. Bir tartışma. Ben de dediğim gibi yanlış da, bir tartışma. Yani hayır, yok bitti Hayır, yani. Bitti. 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 Tartışma. Nasıl bitti, bitti bu canım? Buradan İmralı sürecine geçeriz. geçelim. E ben, ben konuşmadım. Ya ki. uzun uzun, şimdi da. altına ben anlattım. Uzun, uzun falan konuşmadım bir kere. Ya, Altın Altın abi, Kadri Gürçel'e Kadri pozisyonu yapılan haksızlık. Doğru araya girdi. O araya girdi. Onun için bir Ama şey birkaç şey söylemek istiyorum. İstemiyorsan söylemem. Hayır bu da normalde bitti bu tur. Ama tabii çok sıkıldık da onun için. Şimdi şunu demek istiyorum. Eee Burada yani bu mesaj verdi ee, ama ciddi bir şey değildi, değil mi? Konu bu. Ee, ciddi bir yani şey değil. Bir ne, değil. Hayır. Mesaj Yani hayır. Mesaj bir ver. Yok. Bak eğer sen yapmazsan ben de buraya giderim demek suretiyle ötekileri e, harekete geçirmek istedi, değil mi? Ötekilerin işte e, Türkiye giderse sorusuyla karşı karşıya kalmasını sağlamak istedi, diyorsun, değil mi? Burada konuşuluyor bu. Şimdi burada da konuşulacak bir şey zaten burada kalmıyor ki. Yani bu bir blöftür anlamı çıkıyor bütün bunlardan. Aslında Türkiye Avrupa Birliği'nden ayrılacağı falan yok. Ne olursa olsun biz onu istemesek bile burada kalacak ama işte şimdi şankay lafını atarak işte bize ortaya atarak bize bir şey yapmak istiyor. Bir mesaj vermek istiyor. Şimdi bunu tabii burada sen konuştuğun zaman, birileri yazdığı zaman burada büyük erçilikler var. Bunlar otomatik olarak merkeze çektikleri me şeylerinde, mesajlarında yorum yapıyorlar. Nagihan Alçı dedi ki efendim bu bir mesajdır. Aslında bunun e, Şankay Şankay şey, e, ile ilişki kurması falan diye bir şey yok. İşte Avrupa Birliği'ne mesaj veriyor dedi. Ondan sonra işte Kadi Gürsel dedi ki, Nazlı Hanım dedi ki falan bunları ben <laughs> bir şeyde bulundum bir dış posta basın ateşeliği yaparken e, ben de sefaretin bu çalışmalarına katkıda bulundum. Gazetede bir şey gördün mü yahut televizyonda bir şey gördün mü onları işte Büyükelçi imzasıyla Ankara'ya geçilirdi onlar gider verirdim metinlerini. Şimdi bunu yapıyorlar. Bu şekilde ortalıkta herkesin böyle yorumladığı bir şey söylediğiniz zaman bu oraya gittiği zaman Avrupa Birliği'ndeki ilgili ülkelerin önüne oradaki dışişleri bakanlarının yahut Türkiye ile ilgili insanların eline bu gittiği zaman ha onlar da e, bu yorumlarını bu şekilde yapacaklar. Abi siz aldırmayın. işte bu başbakan böyle şeyler söyler. E, Türkiye'de bunu Türkiye'deki gazeteciler de zaten belirtiyorlar. Onun için bildiğinizi okuyun. Anlamı çıkar. Buna. Değil mi? Yani bu e, bunu böyle e, mesaj diye söylemenin ve böyle yorumlara bırakmanın ki yorumlar da doğru olabilir tabii birkaç ihtimal var burada. E, bu yorumlarla dış politika yapmanın da bir manası yok tam tersine. Sadece yani bu mesajda elde edildim. edilen yani yaklaşık bir yani. 15 dakikamız elde var. Edilen, evet, e, elde edilen elde edilmesi beklenen edildi. sonuç elde evet. edilemez demek. Yani ben. Benim şimdi kaç evet. dakikamız var? Şimdi 23 dakikamız evet. var. Çok kısa bir tur kısa yapalım tur. lütfen bu çözüm süreciyle ilgili. Ee, Abdullah Öcalan 10 gün içinde çekileceğini söylediği bir rivayet var. Bu doğrulanmadı ama önümüzdeki günlerde yeni bir heyet gidecek İmralı'ya. Siz bu gelinen noktada nasıl görüyorsunuz? Erbil'den de çok büyük destek var. Ben Kürt e, Kürt meselesinden ziyade birkaç e, konu hakkında kısa kısa şeyler söyleyeceğim ki biraz hareketlensin. Bir Hanefi Avcı'ya yarım asır ceza Ay, istendi. Önemli bu önemli bir mesele. Ha ah, unuttuk tabii. E, bunun sebebini ben anlamış değilim. E, ee, bu bir, bunun altını çiziyorum. İkincisi, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Süleyman Soylu bir konuşma yaptı. Ee, tabii maksadını aştı, sonra izah etti. Yani demek istemiş ki başkanlık sistemini kendisi için istemiyor. O zaten bu memleketin ebedi ve ilelebet başkanı gibi. Bu tabii... Ezeli aynı zamanda. E, e, Ebedi dedim, ezeli, şöyle, ezeli ya, de var mı? Ezeli ilelebet ve ebedi başkanı. Valla kraldan çok kral. Yani istiyordu. bu tabii ilerlebet en sevdiği ebedi ezeli Başkanı. Evet. Şimdi ben ne yaptım Ama, biliyor musun? De, de şifre ettirdim çünkü tekzip etmiş. Hı. Ben de dinledim. Hı. E, şimdi aynen şöyle laf yani sana katkı olsun diye söylüyorum. <laughs> Tayyip Erdoğan Türkiye'nin ilelebet en sevdiği ebedi ezeli başbakanıdır. Başkan. Yani bunun maksadı da kendi açıklamasına göre başkanlık sistemi kendisi için istemiyor. Ama ben Süleyman Soylu beğenirim. Yani beğendiğim bir politikacıdır. bu tarz konuşmalar hoş olmuyor. Çünkü zaten Tayyip Erdoğan hani bir mağdur durumda olsa ve bu lafları sarf etse tabii insana batmayacak. Ama Zaten son derece güçlü bir pozisyonda alan bir başbakana bir de ebedi, ezeli gibi laflar söylerseniz bu hoş kaçmıyor. Bunun altını çizim istedim. Ee, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Cuma İç'ten güzel bir laf söyledi. Bu şimdi çok tepkiyle karşılaşabilir ama hani Kürt meselesini nasıl çözeriz dersek empati yaparak tabii ki çözebiliriz her şeyden önce. Orada Cuma İç'ten diyor ki, öldürülen 22 bin PKK'lı da benim çocuğum. Yani şimdi biz yeniden insanlar ölmesini istiyoruz. Tabii ki ateş düştüğü yeri yakıyor. Tabii ki şehit olan polisimiz, askerimiz ama orada da gencecik insanlar ölüyor PKK. Nedir? Kendi bilinciyle mi bu teröre sarılıyor? Aldatılmış olarak mı daha çıkıyor? Beyni yıkanmış e, veyahut inanmış? Ama hepsinin yaşı çok genç. Bunları da unutmayalım. O bakımdan ee, bu gayet güzel. Bu bu tip lafları sarf etmek lazım. Bu bunları eleştirmek bilmiyorum. Galiba tepkiler de oldu. Bu Ondan o zaman ama şunu da sorayım ben. Şimdi şöyle eleştiriliyor deniyor ki Başbakan e, CHP'de Hüseyin Aygüne karşı bu kadar sert eleştiriler yapmış. Şimdi kendi partisinden benzer bir çıkış var. Tamam. O zaman zaten Hüseyin Aygüne karşı yürütülen bu eleştiriyi de ben Onaylamıyorum. Hüseyin ben Aygün misin? arkadaş demişti. O yüzden kızdıydı. Arkadaştı. Aygünün, Beni bıraktılar de, arkadaşlar Hüseyin demişti. Hüseyin Aygün ayrıca da ziyarete gitmişti. Hı. Şey olarak vefat olayı üzerine. baş sağlığına gitmişti. Oradan eleştirdiler. Bir de üstelik şimdi bir aydın CHP milletvekili Hüseyin Aygün'ü çok ağır cümlelerle eleştirdi. Ama o şey dolayısıyla eleştirdi. Bu baş sağlığı dolayısıyla değil soykırım Rumları ha, soykırım yaptık diye bu sefer Yunanlıları diyeceğim o kitapta böyle yazıyor dedi. Böyle yazıyor dedi işte dedi veya hale... demese bile öyle dese dahi <laughs> veya dememiş olsa dahi yine bir Aydın milletvekili CHP'li onu çok ağır eleştirdi. Yani bu gelmiş bizim işgale uğramışız. Biz yani ne yapalım onları ...la mücadele etmeyelim mi işgale uğramışken gibi. Yani Türkiye'de ben bir insan manzaraları çizmek istedim. Umut ediyoruz ki... hani ...her gün bu Kürt meselesi nereye gidiyor diye tartışmanın... E, ...bir getirisi de yok. Çünkü bekliyoruz şimdi. Birinci görüşme oldu, ikinci görüşme. Ne zaman olacak diye bekleniyor. E sonra konulara hakim değiliz. Deniliyor ki Öcalan istemiyor. Kimi böyle diyor yani... Yeni bir ilerleme sağlanmadığı için o istemiyor. O mu istemiyor? Hükümet mi izin vermiyor? Ne bekleniyor? Bunlar öyle kolay işler değil. Yani biz işin içinde değiliz. Ama sanki olumlu bir e, hava var. E, yani yapılacak şey e, çatışma ortamından arınacak. Bu da zaten bahar gelince olacakmış. Dışarıya çıkacak yani silah bırakma değil... E, eylemsizlik e, ortamı doğacak. Dışarıya çıkartacaklar silahlı militanlar. İşte o zaman böyle bir şeyler olursa e, göreceğiz gelişmeleri. Ben olumsuz diyemeyeceğim. Şu anda bir olumlu bekleyiş var. Evet. Peki e, şimdi bu turda biraz işler karıştı. E, Niye? Tazlarımdan sonra kim de Olsun ikisi, hayır, Altan ikisi. Altan abi ile artık. artık. Altan e, size söz verin. Yok ben o şeyi e, e, Süleyman Soylu, Soylu Demokrat Parti'nin de başkanıdır. başkanı, ile. onun söylediği sözler şu açıdan enteresan bir de. Şimdi mesela tek parti döneminde İnönü'ye milli şef denildiği için eleştiriler yöneltilir. Tabi bugünden bakıldığı zaman gerçekten niye yaptılar bunu? Celal Bayar önermiştir 1938 kurultayında hem değişmez genel başkanı olmuştur o kurultayda şey. Ebedi şef de deniliyordu ona. Oradan esinlendi Ebedi herhalde. şef de aynı kurultayda yani Atatürk ebedi şef, öteki milli şef ve aynı zamanda CHP'nin değişmez başkanı. Bir de ezeli ve ebedi başkanı. Ha, şimdi bu daha ileri gitmiş tabii. Şimdi o zaman tek parti dönemi ama bu ne kadar sürdü? Bu 1938 yılının sonundan 1945'e kadar sürdü bu iş çünkü 1945'ten itibaren demokrasiye dönük adımlar başladı İsmet Paşa kendi de kullandırtmamaya başladı o tabirleri 47 kurultayında da resmen o değişmez genel başkanlık sıfatı da kaldırıldı İsmet Paşa'nın o şey de artık zaten tarihe karıştı milli şef falan ee, yani demokrasiyle, e, tek parti rejime demokrasi arasındaki farkı e, o dönemde e, herkes yaşadı e, şimdi. E, bu hakikaten eleştirilecek bir şey. Şimdi baktığın zaman bütün kurultay bu falan. Ama tüm şeyde böyle şeflik e, rejimlerinde, tek parti rejimlerinde buna benzer hadiseler görünüyor. O bir padişahlık dönemlerinde falan da görülüyor tabii evvelden. Mümkün mertebe yücelteceksiniz padişahları, kralları, mutlak krallar falan öyle yüceltiliyor. E, bu e, şeylerde de işte tek parti rejimlerinde de işte Almanya'da Führer bilmem İtalya'da Mussolini falan gibi şey Mussolini'nin adı Duce ondan sonra işte şey Franco'nun neydi? Kadillo muydu neydi falan öyle bir şey. Yani öyle bir e, lider anlamına yol gösterici anlamına falan sözler söyleniyor bizimki işte milli şey bizimki en mütevazisiymiş e, bunu yaşamışız şimdi e, bu Süleyman Bey'in söyledikleri Hitler'inki de baya mütevazı lider işte e, liderdi, O yol lider. gösterici yol göster lider evet. falan lider. değil o führer kelimesi führer biliyorsun. E tamam Aha. yani yol göster lider o, olarak. Şimdi sanırım. neyse ben şey diye söylüyorum yani biraz hakikaten şimdi baktığımız zaman niye böyle oluyor? Bu o çeşit rejimlerin tek partili rejimlerin klasik şeyi. Lider ee, zaten yol işte. gösterici demek ya altına. Lead Ha doğru o da öyle olabilir ama orada daha fazla e, şeylik var. Rehberlik etme, rehber niteliği de vardır sen de bilirsin tabii. Şimdi e, söylediği laflar biraz önce söyledim. İlelebet en sevdiği ezeli, ebedi e, ebedi ezeli başbakanıdır. E, gelecek için de şey veriyor. Türkiye'nin geleceği için zaten önümüzdeki cumhurbaşkanlığı sürecinde Sayın Başbakanımız cumhurbaşkanı adayı olduktan sonra 5 artı 5... 4 artı 4 10 yıl Türkiye'nin başındadır. Onun karizması, onun yaptığı hizmete, onun milletle beraber, Türkiye beraber bütünleşmesinde başkanlık sistemine ihtiyaç yoktur ki işte Tayyip Erdoğan ilelebet ezeli, ebedi falan böyle şeydir. Başkanı başkan. Şimdi bunlar e, dikkat ediyor musunuz? Söylenmeye başladı. Hem de şeyden o tek parti döneminin ortadan kalktığından sonra 68 yıl geçmiş. Demokrasi süreci başlamış. Demokrasinin şu aşamasındayız. Hala böyle bir özlemler çıkıyor. Geçmişe dönük daha da eskisine dönük hatta Bir bir padişahlık şeyi gibi filan. Bunları da Nazlı Hanım da söylediğine göre hakikaten herkesin belirtmesi lazım. Yani şey değil. Bunu bu. Ben o şeyi anlayamadım. Millet, Nazlı Hanım da söylediğine yani göre. Nazlı bile söylüyor diyor. <laughs> İşte yani Biz o da o da her zaman yani anladım. iktidarı Mesajı. desteklemekte <laughs> e, şeydir yani hareketlidir <laughs> falan ama o bile söylediğine göre <laughs> Sayın mesela Başbakan'ın madem arada bir bizim celfi. programı dinliyor Nazlı Hanım'ın söylediklerine de göz kulak olması lazım ama Ve onun kabahati e, değil yani bu onun şey kabahati canım. değil ama onun mesela kabahati. şu denebilir e, canım mübalağa etmiş filan. Bu sözler. O şey, zaman da iyice büyür teşekkür, yani. teşekkür ederim ama falan gibi bir laf satır arasında. Farkında bir şey. fayda var. Ben Yok zaten yani bunu bunu belirtmek istedim. Ee, böyle hani Cumhuriyet Halk Partisi'nden bir kimse söyler yahut işte BDP'den bir kimse bir şey söyler. Ee, burada da böyle sesler çıkıyor. Acayip sesler. Evet. Yani aslında evet. bu da vahim bir tablo değil mi? Hangisi? Yani şimdi başkanlık sistemi olmaz demenin bu parti içindeki yolu sen ebedi başbakansın zaten. Ve başkan Olmana ve ezeli başkan. Başka Dolayısın. da yok. En sevdiğim. Başkan başka başkan, evet. Başka başkanlığa en gerek yok aslında. Aslında bu bir hı hı. E, bir yerde bir muhalefet şerhi demeyeceğim ona ama bir itiraz, küçük cılız bir itiraz. Hı hı. Fakat o kadar bir e, yaldızlı bir ambalaj, o kadar süslü bir şeyin içinde sunuluyor ki. Yani, üslupla böyle bir acayip bir muazzam bir evet barok bir üslup aslında bir övgü üslubu. çok ilginç bu aslında bu yani bizim siyasi tarihimize geçecek bir şeylerden biri ben. Tabii şimdi Aba kend abartmıyorum hiç abartmıyorum yani başkanlık sistemine gerek yok e, e, diyecek, diyecek onu onu da diyecek onu, onu diye belli de değil yani Ar kendi istemiyor diyor. Yani. Orası da var vallahi Hayır, billahi. Kendisi için istemiyor diyor. Zaten o ezili ebedi başkan. Ama başka. baş, baş, şunu baş, diyor baş, bak. Baş, bak. Türkiye'de baş, parlamenter baş. sistem ilgi çek çekilmiştir. O yanlış bir şey söylüyor. Ama parlamenter sistem için şunu söylüyor: Realize edilebilme şansı yoktur. O anlam çıkıyor gibi. Ve Türkiye'de tayyip Erdoğan başkanlık sistemini kendi istememektedir. Kendisi. Vallahi için, de Kendisi, kendisi için, kendisi için pardon. Kendisi için istememektedir. Vallahi de istememektedir. Billahi de istememektedir. <laughs> şimdi, aşka gelmiş işte. Yani. yani <laughs> e, Ama şimdi, işte kitleler konuşunca herhalde biraz böyle oluyor. Meclisi, yani. Meclisi o tarz o bir. O zaman insan yanlış bir, değil, bir yorum Genel olur. Başkan Yardımcısı sıfatıyla evet, yani bir, genel başkanın birisi yanlış bir yorum mu olmuş oluyor? Hı? Benim yorumma katılıyor musunuz? Vallahi orada biraz hangisini kastetti anlayamıyorum. Tam Bak. Tam o zaman ben de yorumumu de, geriye geri çekeyim. E, hay hay olabilir. Peki, bir Belki bir de bir devam edelim. Belki bir de öyle Kürt meselesine gelelim. Ee, şimdi e, tabii bir tane görüşme oldu. Yani Öcalan Öcalan'la bugüne kadar bir görüşme oldu. Ee, Ayla e, Akat, Akat ve e, evet. Ahmet, Ahmet Türkün yaptığı görüşme. Bunun dışında söylenen ve yazılan çizilen her şeye ihtiyatla yaklaşmak lazım, rezervle yaklaşmak lazım. Ee, neden başka bir görüşme olmuyor sorusuna da cevaplandıramıyoruz kendimiz, bilemiyoruz. Veyahut oluyor da biz mi bilmiyoruz? Bunu da bilemiyoruz. Somut bir gelişme yok ama yazılıp çizilen çok şey var. Kimlerin yazdığına bakmak lazım. Artı o yazanların haber alma veyahut manipüle edilip edilememe durumlarını değerlendirmek de gerekiyor. Mesela demokratik özellikten vazgeçti dendi. Hatta biz bunu tartıştık. Eğer öyleyse şudur budur gibi yorumlar da yaptık. Ama şurası bir gerçek. Şudur esas. Öcalan'ın Kandil'den yapılan açıklamalar da bunu gösterdi. Öcalan'ın açıklamaları çok büyük bir etki taşıyacaktır. Fakat bunların realize edilebilir bir içerikle taşıması lazım. Bunun sağlanması için bir şekilde kandildekilerin bu sürece dahil edilmeleri gerekiyor. Bu Erbilde olur, başka yerde olur, ama mutlaka hızlı bir şekilde yapılması lazım ve ki ki bir barış süreci gerçekten başlasın evet. ve BDP de eğer bu isteniyorsa gerçekten iktidar tarafından Anayasa yeni Anayasa sürecinin içine kendi kapasitesiyle Katılabilsin. Evet. Çünkü gördüğümüz kadarıyla bu sürecin en önemli ayağı yeni anayasa en önemli ayaklarından biri diyelim yeni anayasa süreci olacak. Diğeri silahsızlanma çekilme ama bütün bunları taşıyacak bütün bunları taşıyacak olan şey bir siyasi çözüm perspektifidir. Evet. Yalnız Peki. yeni anası iyi martta doğrudan meclise götürürüm dedi. Dedi. Başbakan. Şimdi tabii o, o zaman bunu ne maksatla dedi? O maksatla mı dedi? Bu maksatla mı dedi diye tartışmamız gerekecek. 1 Nisan dedi Burhan Kuzu. Tabii bu önemli değil. Şimdi eğer çok olumlu gelişmeler olur ve az bir şey kalırsa bu o süre o süre gözden geçirilir. O mehil gözden geçirilir. Evet. Peki ben de birkaç konuyla ilgili kısa kısa Söylemek istiyorum Hanım Çok teşekkürler. Başta da söylememiz gerekiyordu unuttuk. Hanefi Avcı meselesi son derece önemli bir mesele. Hanefi Avcı ile benim ne dünya görüşü uyar, ne o dönemki e, işte çizgisiyle ilgili çok ciddi eleştiriler yapmış bir gazeteciyim. Buna e, yani böyle bir e, geçmişle, bagajla şunu söylüyorum ki Hanefi Avcı'ya yapılan çok büyük bir haksızlıktır. Yani 50 yılla e, yargılanması üstelik ee, diğer e, yani yardım yaptığı söylenen bir tablo diğerlerinin herkesi tahliye olması ve işte devrimci karargahtan böyle bir şey alması Türkiye'de yeniden bir yargı sorununu gündeme getiriyor ee, bir kere de hatırlatmak istiyorum Türkiye'de esas mesele yargının bağımsızlığı değil yargının tarafsızlığı meselesi yani yargının bağımsızlığı neden bağımsızlık? Önemli, Orada yargının vesayetine de gidebiliyor iş. Öncelikle yargının her türlü odaktan tarafsız olması lazım. Bütün bir takım odaklardan güç aldığını iddia ederek vesaire bir takım tasarruflarda bulunmaması lazım. Şiddetle kınıyorum Hanefi Avcı'nın. Hanefi Avcı'yla ilgili isteneni. Bu tabii, hakikaten ne? bütün Devlete adalet duygularını tabii, zedeleyen tabii. bir şey. Son yani, bunu sizden tablo. işitmek hakikaten ee, çok sevindirici. Yani i̇kincisi yani çünkü... Çünkü tutukluluklar açısından evet da e cezala cezalar, Hayır, bu cezalar, cezalar açısından yani ceza, yani cezalar açısından çok da tutuklamadan riskle hani, savcı talep ediyor, ediyor mahkemeye gitmiş yani tabii olacak verir şey verir tabi. evet. Ve bir kitap yazdı oyundan soruldu Bakın durumda. yargının tarafsızlığı evet. yargının, yani, yargının bugün, tarafsızlığı bugün, geçenlerde Haşim Kılıç da söylüyordu. Anayasa Mahkemesi Başkanı bunca işte yasalar yapıldı vesaire ama zihniyeti değiştirmek o kadar kolay olmuyor diye ya. hakikaten yargıdaki bu zihniyeti tamamen herhangi bir a, a, noktaya bağlı olmayacak hale getirdiğimizde kimse sahip çıkamıyor. Gazetecilere e, istedikleri hukuklu, noktada gazetecilere kanun gazeteciler sahip zaten. çıkıyor. Şimdi askerlere Bakın, bu Tayyip Erdoğan sahip dediğim, çıkıyor. Biz de bari Hanefi Avcı'ya sahip çıkıyoruz. içinde çıkıyor. şey var işte Hakimler değişmiş Savcılar değişmiş Yüksek Kurulu. Yani evet. gerekirse Yargıtay'ı Danıştay'ı edip yeniden Yedi. yapmak lazım. Yüksek Mahkemeyi. Değil. Bugün bugün Ruşen Çakır'ın <laughs> köşesinde Kestirin. güzel bir ya. nokta vardı. Aslında acı ama gerçek. Ben katılıyorum tamamen. Evet. Eğer Hanifi Avcı bu kitabı sim, e, kitabı evet. yazmasaydı. 7 Şubat'tan sonra çıkartmış olsaydı başına bunlar gelmezdi. Bakın gelmez. çok önemli bir ayrıntı. Onu da hatırlatmak istiyorum. Ha. Hanefi Avcı'ya evet. bu 49.5 yılı isteyen savcı Hakan Fidan'ı tutuklamaya kalkışan savcı. Yani isim de aynı. Oradaki o yargı vesayeti girişimi burada da başka şekilde tezahür ediyor. Çok ciddi bir sıkıntı işaret ediyor bu. İkinci Süleyman Soylu mesesi çok kısa şunu söylemek istiyorum. Yani ya çok özür dilerim. 7 Şubat'tan kastım MIT e, mitin, yargı yani, evet. diye tarihimize yani, geçen olay. E, MIT'in dahilinde e, olan bir konuyla ilgili hmm açıkça bir müdahale girişimiydi ve onu 7 Şubat'ta perşembe günü sayı, zaten programımız. Sadreddin Sarıkaya. Var. Şimdi bu 49,5 yılı da isteyen savcı Sadrettin Sarıkaya. Yani o ilginç bir tesadüf. Hı. Süleyman söylediğini. Ne neye, ilgili... neye bağlıyorsun bu şeyi? Yani aynısı bir savcı var onun yanlış karar. Hayır yok işte yok yeniden söylüyorum yargının tarafsız olması lazım. Bağımsızlığından Hı. önce. Neyin tarafı olarak düşünüyorsun? Şimdi ha. yani o bir takım odakların güç aldı söylüyor olabilir. İlla odakları işaret ediyorum, suçluyorum falan gibi değil. Ama oradan yani her tarafa eşit mesafede objektif durması gereken bir yargı olması Türkiye, lazım Türkiye'de hukuk devleti olmasını amaçlıyorsak eğer. Ee, Süleyman Soylu meselesi yani bu kadar uzun uzun üzerine konuşmaya gerek yok. Kraldan çok kralcılık. Süleyman Soylu'yu ben başarılı bir siyasetçi olarak görüyorum. Genç gelecek vadeden vesaire herhalde gaza geldi yani hakikaten kabul edilebilir ya laflar il komik gülünç, başka gülünç, bir şey değil ikincisi gülünç. CHP ile ilgili Altan Abi bana kızacak ama şunu söyleyeceğim İmralı meselesiyle ilgili şimdi ben şunu anlamıyorum Kemal Kılıçdaroğlu çok güzel bir çıkış yaptı şeye gitti Portekiz'e mi gitti Sosyalist enternasyonun Toplantısı için Orada da söyleyeyim. ve orada İmralı sürecine destek oluyoruz dedi çok güzel bir çıkış yaptı da ben CHP'nin pozisyonunu hala anlamıyorum. Genel Başkan destekliyor ama altta kazan kaldırılıyor. Şimdi, şimdi nerede duruyor? Partileri yani partilere genel başkanlar şimdi, temsil ediyor aslında tabii tamam, de. anladım da burada çok farklı şimdi, bir bildiğiniz e, sesler çıkıyor. E, orada, orada artık üstümdü. o sosyalist internasyonal önünde. Yani burada bunu, CHP İmralı'yı destekliyor diyebilir miyiz? Burada şimdi, ekran başındaki birçok şey. Orada şöyle laflar tabii söylediği laflar, tabii, söylediği laflar birkaç diyorlar. tane cümle. Ne, Eğer vaktimiz varsa... Şimdi, evet, limon olur. sürecini destekliyoruz dedi yeniden Kılıçdaroğlu. Tamam. Şimdi yani CHP şey destekliyor çıkarmış. mu destekliyor mu? E kendi partisinin içinde... İnanılmaz bir muhalefet var bu sürece. Dolayısıyla genel başkan destekliyor ama aşağısı desteklemiyor gibi bir pozisyon. E zaten yenilikçiler, ulusalcılar evet. CHP'de bu iki akım var. O Dolayısıyla bu süreçte... O ezelden ebede CHP amip gibi doğurur böyle hücreler devamlı. <laughs> öyle, de öyle bir durum var. Siz de öyle ümit edersiniz. Yeni yani de onu da ben Kuşdaroğlu'nu yeniden doğurdum. tebrik ediyorum. Yani evet. Bu çıkış önemli bir Önce, Önce Feyzoğlu çıktı 65'te CHP'den. Evet. Sonra ya, daha önce de, Demokrat Parti çıktı. Bak de, ben sana onu yani anlatayım. Demokrat Parti çıktı. Yani bravo. Senin, doğrudan e, bir parti. E senin çok e, yakın olan yeni bir Demokrat Parti çıktı. Eşitçene. Demokrat Parti'nin içinden Demokratik Parti çıktı. Demokrat Parti içinden Millet Partisi çıktı. Millet Partisi Türkiye'nin partisi oldu filan. Bu bunlar geçmişte olan bir tane şeyler. olabilir işte. tabii. Peki yani siz de diyorsunuz yeni bir şey çıkabilir CHP'nin içinden. Bir ayrılabilir. Barajı düşsüler. Altan Öymen öyle diyor zaten. Evet. Bu iki görüş ne, olduğunu kabul ediyor. Yani içinden bir Barajı SHP. düşürseler diyor bu partiler bağımsız olarak faaliyet gösterebilirler. Yani içinden bir SHP çıkar Hayır, mı diyor? O, öyle bir ihtimal. Şimdi baraj olduğu ölçüde partiler Hayır, içinde ama cüsü, evet. e, baraj, böyle Parti. şeyler e, olacaktır. Evet. Yani Peki, olmasını da e, yadırgamamak lazımdır. Evet. Şu barajın kaldırılması için biraz herkes e, bir tarafından tutsa. Yok o düşecek zaten. Yani, yani valla ama biz dört bir tarafından tutalım bir yerlerden. Yedi buçuğa e, zannediyorum düşüyor. Ha, bak şimdi evet. şey. Peki sürenin ee, sonuna geldik bak, sevgili bak, izleyiciler tartışmadan belli İmralı meselesi ama. üzerinde. E, Altın abi al, tamam, perşembe konuşalım olur mu? İyi e, olur. E, olur. Yani şey Kılıçdaroğlu'nun sözünü şey gibi anlamayalım. Yani bayağı öyle bir e, evet. şeyli konuşuyor. Peki. Yani bu bu kadar. Konu. Perşembe günü yanılmıyorsam Kadri Gürsel'in moderatörlüğünde yeniden evet. karşınızda olacağız. Görüşmek üzere.